Gençler selamlar ben Sevmeli Hoca, Sevmeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz 40 soru serisinde. Bugünkü konumuz 40 soruda asal çarpanlar ve bölme algoritması. Evet ben de tam kitabıma bakıyordum. Kitapta sevgili arkadaşlarım 27. sayfadan Pardon, özür dilerim. 37. sayfadan 45. sayfalara kadar olan kısmı çözeceğiz bugün. 40 soru serisi TYT Matematik adlı kitabımızdan. Kitabı almayan hala varsa mutlaka ama mutlaka öneriyorum. Alt kısımda sevgili arkadaşlarım link.tr linki bıraktım ben size. Oraya tıklayarak tüm kitaplarımın satış linklerine de ulaşabilirsiniz. Kitaplarımı özellikle sevgili arkadaşlarım piyasa fiyatlarına göre inanılmaz derecede uygun tutuyorum. Girip kendiniz de bakabilirsiniz. Evet, gençler Bugünkü konumuzu tekrardan söylüyorum. Asal çarpanlar ve bölme algoritması. Şimdi bu konuların hem direkt olarak, konusal olarak karşınıza sorusu da çıkabilir. Ama farklı konuların içerisinde çok güzel yedirilmiş bir soru soruları da karşınıza gelebilir. Bu yüzden çok ama çok dikkatli dinlemeniz gereken bir konu. Çok ama çok dikkatli izlemeniz gereken soru çözümleri var. Her soruda yine çok detaylı çözümler sunacağım sizlere. Her soruda yine sanki konuyu da bir baştan tekrar ediyormuşçasına soruları çözeceğim. Aklında bulunsun. Hazırsan hadi hep birlikte gelin çözümlerimize geçelim. Evet, mottomuzu biliyorsunuz. Bir şeyi 40 kere söylersen olur veya bir şeyi 40 defa söylersen olur. Şimdi ilkini söyleyerek işe başlayacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı, lütfen bana destek olmayı unutma. Aşağıda 180 sayısının asal çarpan ağacı ile asal çarpanlara ayrılışı verilmiş. Buna göre A B C D E toplamı acaba kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle ki 180 sayısını 90 ile bir şeyin çarpımı biçiminde asal çarpanlarına ayırıyor. Burası nedir arkadaşlarım? 2. Yani A'mız 2. Artı. Daha sonrasında 90'ı 45 ile B'nin çarpımı olarak ayırıyor. O zaman B kaçtır? Tabii ki yine 2'dir. B de 2'ymiş. Artı. 45'i 3 ile C'nin çarpımı olarak ayırmış. O zaman C kaçtır arkadaşım? Tabii ki 15'tir. Bak C burada asal olmadığı için böyle sarı bir kutucuk içerisine almamışız. Ama C'nin 15 olması gerektiğini biliyoruz. Artı 15'i de yine iki tane asalın çarpımı biçiminde yazmış. O zaman bir tanesi 3'tür, öteki de tabii ki 5'tir. D'ye 3, E'ye 5 dedik ya da fark etmez istersen D'ye 5, E'ye 3 dersin. Bunların toplamı sorulmuş bize. Hadi beraber toplayalım. 15 5 daha 20 yapar. 2 3 daha 5 topladık 25 oldu. 2 daha 27 yaptı. Doğal olarak cevabımız da E şıkkını gösterdi bize. İlk soruyu çözdük kazasız belasız ve devam ediyorum gençler. İkinci sorumuz da m faktöriyel sayısının en büyük asal çarpanı 13'müş. Buna göre m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Şimdi burada m faktöriyel sayısının en büyük asal çarpanı 13'tür demek. Şimdi örnek veriyorum. Bir sayının faktöriyelini hesaplarken ne yapıyoruz? Bir sayısından başlıyoruz. 1'den o sayıya kadar olan tüm doğal sayıları çarpıyoruz. O sayıda dahil olmak üzere. İşte bu m faktöriyel sayısı da demek ki 1'den m'ye kadar olan sayıların çarpımı. Ve bu çarpımın içerisinde en büyük asal 13'müş. O zaman e, m sayısı tabii ki de 13 olabilir. Şimdi 13'ün bir fazlası 14'tür ve 1'den 14'e kadar olan sayıların çarpımına da en büyük asal 13'tür. Bunun bir fazlası 15'tir ki birden 15'e kadar olan sayıların çarpımında da en büyük asal 13'tür. 16'yı kabul edersem de olur ama 17 sevgili arkadaşlarım olmaz çünkü 17'nin kendisi bir asaldır ve birden 17'ye kadar çarparsam en büyük asal çarpan 17'nin ta kendisi olacaktır. Dolayısıyla 17'nin üstünü sildim. E main'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyordu. Burada 4 tane değer karşımıza çıktığına göre doğru cevabımız da D şıkkı olacaktır. Evet üçüncü sorumuz için sağ üst tarafa geçiyoruz artık. Üçüncü sorudayız. A sayısını vermiş bize. 1 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. Şimdi 1 faktöriyel 1. E 0 faktöriyel de 1. 1 bir bölü 1'den 1 bir geldi. 2 faktöriyeli 1 faktöriyele bölersem burada sadece 2 kalacaktır. 1 artı 2 yaptı. 3 faktöriyeli 2 faktöriyele bölersem 3 kalacaktır. Demek ki burası da 3 artı nokta 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 dedim artı. N faktöriyeli n eksi 1 faktöriyele bölersem Burada ne kalacaktır? Şimdi bunun sebebi 9 faktöriyeli 1 eksiğinin faktöriyeli yani 8 faktöriyeli bölecek olursam burada üst taraf 1'den 9'a kadar alt taraf da 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımını vereceği için bize şununla şu sadeleşirse burada sadece 9 kalacaktır. Bundan kaynaklı da n faktöriyeli n eksi 1 ile böldüğümüz takdirde elimizde sadece ama sadece yapayalnız n kalacaktır. Şimdi demek ki burası da neymiş? Ben bunları toplarsam birden neye kadar olan sayıların bu sefer toplamını bulmuş olurum ki bunun formülü n çarpı n artı 1 bölü 2'nin ta kendisiydi. Şimdi a sayımız sevgili arkadaşlar buymuş. Ve ben bu sayının yani a'nın faktör aldığım takdirde bu sayının en büyük asal çarpanının da 43 olduğunu dile getirmiş. Şimdi az önce ikinci sorumuzda da düşündüğümüz gibi bir sayının en büyük asal çarpanı mesela 13 ise... 13, 14, 15, 16 olabilir dedik. O zaman burada A'nın alabileceği değerler nelerdir? 43'tür, 44'tür, 45'tir, 46'dır. 47 olmaz. Neden olmaz? Çünkü 47'nin kendisi bir asal. Eğer A sayısı 47 olmuş olaydı. Birden 47'ye kadar olan sayıların çarpımının içerisinde en büyük asal çarpan tabii ki 47 olurdu. Demek ki 47'yi alamayacağız. O halde A'nın alabileceği değerler bunlar. Ama ne demiş bize? A sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır diye soruluyor. Yani A, A için biz bu şekilde ihtimaller elde etmememiz gerekiyor. A net bir sayıymış. Çünkü bana direkt A sayısının diye sormuş. A belli yani. E demek ki ben bu A'yı bulmam gerekiyor. A'yı da nasıl bulacağım? Biz buradaki n çarpı n artı 1 bölü 2'yi boşa bulmadık. İşte n sayısı 1 doğal sayıyken n çarpı n artı 1 bölü 2 dediğimiz sayı 43 mü 44 mü 45 mi 46 mı olabilir diye soracağız. Yani birden başlayıp n'ye kadar olan sayıların toplamı 43 44 45 46'dan hangisi olabilir? Tabii ki 45 olabilir. Çünkü birden başlarsak eğer şu şekilde 9'a kadar olan sayıların toplamı 9 çarpı 10 bölü 2'den bize 45'i vereceği için bu sayı 43, 44 veya 46 olamaz 45 olur. Peki A sayısı 45'te bizden istenen artık ne? A sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır? Şimdi bu pozitif tam bölen olayına girişeceğiz arkadaşlar. Burada da dediğim gibi soruların içerisinde ufak bir konu özeti bulacaksın. Şimdi 45 dediğimiz sayı aslına bakarsan 3'ün karesiyle 5 üzeri 1'in çarpımı biçiminde asal çarpanlarını ayırabilir. Bizden pozitif tam bölenler istenmişti. Bunu elde edebilmek için de buradaki 2 ve 1'den yani asalların kuvvetlerinden faydalanıyorum. 2'yi 1'e artırıyorum 3. 1'i 1 bir artırıyorum 2 bunları çarptığım takdirde 6'yı bulurum. Demek ki 6 tane pozitif tam böleni varmış. Ha oldu da aklına gelmedi bu formül. Olabilir insanlık hali bazen benim de kafam çalışmıyor. 1 45'i tam bölenleri yazıyorum. 1 böler 3 de böler 5 de böler 9 da böler. Daha sonrasında 15 böler ve 45 böler. Bak kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneymiş ki biz de zaten 6'yı formülden bulmuştuk. O halde doğru cevabımız B şıkkı olur diyebiliriz. Ve devam ediyorum dördüncü sorumla bu sayfamdaki son sorum. Sayfayı bitirir bitirmez yine size bazı sorular işaret ettireceğim. A, B ile C pozitif tam sayı ve P de bir asal sayıymış. 8 faktöriyelden 6 faktöriyeli çıkardığım takdirde diyor soru bize. Bu 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C çarpı P'ye eşit oluyor. Buna göre P eksi A eksi B eksi C işleminin sonucu soruluyor bize. Şimdi öncelikle bu 8 faktöriyel eksi 6 faktöriyel dediğimiz sayıyla birazcık şöyle uğraşalım tamam mı ya? Çok değil abartısız bir şekilde. 8 faktöriyel eksi 6 faktöriyel hesaplayıp çıkarmayacağım tabii ki. Burada 6 faktöriyel sayısı 8 faktöriyelin de içerisinde olduğundan nasıl vardır? 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 dersen bu bana şu kısım 8 faktöriyeli verir. Eksi yanında bir de 6 faktöriyel var. E şimdi güzel kardeşim bak 6 faktöriyel her ikisinde de olduğuna göre hemen 6 faktöriyel ortak çarpan parantezine alalım bunu. Burada 7 kere 8 kalır. Eksi yanında da 1 kalır. Demek ki bu ifade 6 faktöriyel çarpı 56 eksi 1'den bize 55'i verecekmiş. Şimdi bu bana 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c çarpı p'yi verecekmiş. P de bir asal unutma. Ve sonrasında ben bu 6 faktöriyel çarpı 55'i bir güzel asal çarpanlarına ayrılmış biçimde yazmam gerekiyor. 6 faktöriyel dediğim sayı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6'dır. 55 de hala hazırda 5 kere 11 biçiminde asal çarpanlarına ayırarak yazalım. Eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c çarpı p dedim arkadaşım. Ve şimdi daha sonrasında şöyle diyelim. 1'in zaten çarpma işleminde bir hükmü yok biliyorsun. Hükümsüz sayı 1. Şimdi burada ne var? 2 var. Şurada 2'nin karesi var. Çarparsam 8 gelir. Yani 2'nin küpü. Şu 6 demek 2 kere 3 olduğu için bak bir tane de 2 burada var. Yani etti 2 üzeri 4. Çarpı. Şimdi geldim 3'lere. 3 burada var. Başka hocam bir de burada var. O zaman 2 tane 3 olduğuna göre 3'ün karesi yazarım. Çarpı. Peki 4, 6 kalmadı artık. Geriye sadece ama sadece ne kaldı? 5. O zaman 2 tane de 5 olduğu için 5'in karesi. Çarpı bir de 11 dedim eşittir 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c çarpı p asalı dedim. Sonrasında bak 2'nin kuvveti burada neymiş? a. E burada ne? 4. Demek ki a sayısı kaçmış? Hocam 4'ün ta kendisi. Burada 3'ün kuvveti b. Burada 3'ün kuvveti 2. Demek ki b kaçmış? 2. 5'in kuvveti c. 5'in kuvveti 2. O zaman c kaçmış? 2. E bir de burada yalnız başına bir asal vardı P asalı. Yarım saattir dillendiriyoruz P asalı, P asalı, P asalı diye. O P asalı kaçmış o zaman. E bak burada yalnız başına duran 11'miş. O halde P de 11'dir derim. Benden istenen şey P eksi A eksi B eksi idi Yani 11 eksi 4 eksi 2 eksi -2, 2 sorulmuş benden. Şu kısım bana 8'i verir. 11'den 8'i çıkarırsam 3 cevabını alırım. O halde gönül rahatlığıyla B şıkkını işaretlerim. Bak 10 numara 5 yıldız soruydu. Bu soru TYT'de veya MSU'da karşına çıkar mı? TYT'de ve MSU'da karşına çıkmaya aday. Hocam hangisine daha yakın bir soru? TYT'ye daha yakın bir soru. Dolayısıyla ben bunu işaretleyip sen de yanına TYT diye e, not alabilirsin. Neden bu notları alıyoruz? Videoyu ilk defa izleyen öğrencilerim varsa onlar için söyleyeyim. Bu notları... Şimdi kitabınızı aldınız ve bu notları alıyorsunuz ya. Biz şu an yaz dönemindeyiz arkadaşlar. Veyahut sen bu kitabı Eylül ayında çöz, alıp da çözmeye de başlayabilirsin. Aralıkta da çözebilirsin. Semester'da da çözebilirsin. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama ne zaman çözersen çöz. Bu soruları işaretteki sınava girmeye bir ay kala, iki hafta kala, bir hafta kala mutlaka bu soruları bir tekrar et. Şimdi zaten geçmiş yıllarda sınava giren öğrencilerden benim kanalda bazı yorumlar illaki göreceksin. Karşına çıkacak takip etmeye başladıkça. O öğrencilerimizin hepsi diyor ki hocam. Ya bak canını yerim senin. Sen sınav e, sınava soru yazan tayfadan falansan söyle hani kalemi falan ısır. Anlarsın ya kalemi falan ısır biz anlarız hocam diyorlar. Yani gençler artık senelerdir o kadar çok soru çözdük ki. O kadar çok ÖSYM tarzı soru yazdım ki. O kadar çok ÖSYM tarzı soru çözdüm ki. O kadar kitap bitirdim ki. Bak kitap çözmeyi bırak o kadar kitabın videosunu çektim ki. O video çekmek yani hem çözüyorsun hem e, böyle anlatarak çözmek zorundasın. Hani kendi çözdüğün gibi olmuyor. Artık ÖSYM'nin tarzını ben ezberlemişim. Artık ÖSYM'nin tarzını ben biliyorum. Bir soruya baktığım zaman bu ÖSYM tarzı bir sorudur veya değildir diyebiliyorum. Yazarken de buna dikkat ederek yazıyorum. Bundan kaynaklı sizler, beni takip edenler, benim dersime katılanlar çok ama çok şanslısınız. Bunun kıymetini bilin. Şimdi dördüncü soruyu işaretleyin bu yüzden. Daha sonrasında üçüncü soruyu işaretleyebilirsiniz. Bu da hem TYT hem de MSU tarzı bir sorudur. Bir ve ikinci sorularımız tamamıyla ama tamamıyla kazanım kavrama odaklı sorulardır. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım işaret koymanıza gerek yok. Geçiyorum bir diğer sayfama. Beşinci sorumdayım. Beşinci soru için sayfamı yaklaştırayım. Sen de büyük gör sayfayı. Ne diyor şimdi bakalım. N pozitif bir tam sayı olmak üzere. N sayısının asal bölen sayısı böyle üçgenin içerisinde N sembolüyle gösteriliyor. Yani uzun uzun ben dile getirmeyeyim. N sayısının asal bölenlerinin sayısı demeyim de şöyle üçgen içine ne koyunca sen onu anla diyor. Pekala aslında bakarsan bu matematikteki işlemsel sorular e, matematikte de fazlaca kullanılmış. Yani mesela 1'den 2000'e kadar olan sayıları 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 diye böyle 2000'e kadar yazmak yerine biz buna 2000 faktöriyel dediğimiz zaman aynı anlama geliyor ya işte aynı şeyler. Tamam sadece buna alışkın değiliz çünkü böyle bir kural yok. Pekala şimdi bir tane daha kural varmış bize Dörtgenin içerisine n sembolünü yazarsam eğer, n'i yazarsam eğer işte bu sembolün değeri de diyor. Eğer şurada verilen sembolün değeri çift çıkıyorsa içeride yazan sayının bir fazlasını, şurada verilen sembolün değeri eğer ki tek çıkıyorsa içeride yazan sayının iki katının bir eksiğini alacaksın diyor. Şimdi buna göre şuradaki toplamın sonucu sorulmuş. Öncelikle bu bir dediğimiz şey nedir? Bu bunun sembolün değerini anlayabilmek için önce şu sembolün değerine bakmamız gerekiyor bizim. Üçgen içerisindeki birin değerine bakmamız gerekiyor. Peki üçgen içerisindeki bir sembolü ne demekti? Bir sayısının asal bölen sayısı. Bir sayısının asal bölen sayısı kaçtır? Hocam sıfırdır. İşte bunun değeri kaçmış? Sıfır. Sıfır nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Çünkü birin asal böleni olmadığı için sıfır çıktı cevap. Peki bunun değeri sıfır. Sıfır nasıl bir sayı dedik? Çift sayı. Çift sayıysa içerideki sayımız ne? Bir. 1'e 1 ekleyeceksin diyor. 1'e 1 eklersem işte bunun değeri 2 olur. Şimdi hadi bakalım videoyu durdurup 2'yi ve 3'ü sen kendi yap sonrasında videoyu devam ettirebilirsin. Bak içeride 2 yazıyor. Ben anlatmaya devam edeyim. Durdurup devam ettirdiğini varsayalım. Şimdi 2'yi yazdık. 2'nin asal bölen sayısı kaçtır? 1. İşte bunun şöyle dedik. Bunun asal bölen sayısı kaçtır? 1 tanedir. Çünkü kendisi zaten asaldır. 1 dedim. 1 nasıl bir sayı? Tek sayı. Tek sayıysa içerideki 2'yi nereye yazıyorsun? Şuraya. 2 kere 2 4 1 çıkardım 3. Bak bunun da değeri 3'müş. Şimdi geldim 3'e. 3 için neye bakıyorum? Üçgen içerisindeki 3'e bakıyorum. Peki 3 nasıl bir sayı? E o da asal. O zaman bu da 1. E 1 ise bu, bu sayı tek sayıysa şuna göre kullanacağız. İçeride yazan sayı bu sefer 3 olduğuna göre 3'ü burada yazacağım. 2 kere 3 6 1 çıkardım. Tabii ki bu da kaçmış? 5 olacak. İşte 2 artı 3 artı 5 sorulmuş diyeceğiz artık bize. Doğru cevabımız da bize 10'u verecek. O halde cevap A şıkkıdır deriz sevgili arkadaşlarım. Tamam. Valla 10 numara 5 yıldız çözdük. 10 numara 5 yıldız anlattık. Devam ediyoruz. 6. sorumuza bence eminim. Sence sen de 10 numara 5 yıldız dinledin soruyu. Sinan kağıdına yazdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Bak şimdi bu soruya öyle bir işaret koy ki hiç unutamayacağım bir işaret koy. Bu soru yazdığım efsane sorular arasında yer alabilir. Böyle artık buraya yıldız mı atarsın, çiçek mi koyarsın, böcek mi çizersin bir şey yap yani tamam mı? Hatta... Şu post-it yapışkan kağıtlar var ya bunu öyle bir yapıştır ki bu soruyu öyle bir yapıştır ki bir daha asla unutma. Bu soru böyle 10 üzerinden 10 TYT sorusudur. 10 üzerinden 10 MSY sorusudur. 10 üzerinden 10 AYT sorusudur. Bu soru karşına bütün sınavlarda çıkma potansiyeline sahip. Dolayısıyla bak bu soru karşına mutlaka ama mutlaka çıkacaktır. Çıkmasa da bunun yandan yemişi tamam mı? Üstten okunmuş. Mutlaka çıkacaktır. Mutlaka Dolayısıyla işaretini koy güzel kardeşim. Benden sana söylemez. 1'den 12'ye kadar olan sayılardan birini sildiğinde kalan sayıların toplamı P. Daha sonra kalan sayılardan birini daha siliyor. Kalan sayıların toplamı bu sefer Q oluyor. Sinan'ın sildiği iki sayı A ve B olmak üzere P ve Q asal sayıdır demiş. Şimdi burada dur. Bizim sildiğimiz sayılar yukarıdaki 1'den 12'ye kadar olan sayılardan 12 tanesinden herhangi iki tanesi. Önce birini siliyor. Daha sonrasında geriye kalanları topluyor P buluyor. P biraz almış. Daha sonrasında bir tane daha siliyor bunun üzerine. O sayıyı sildikten sonra etti iki sayı ya. O iki sayının haricindeki sayıların toplamı da Q'ymuş. Q da bir asalmış. Şimdi buna göre demiş. Bize üç tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bak güzel kardeşim. Buraya şöyle sıralayalım. Birden 12'ye kadar olan sayıların toplamı normalde nedir? Hocam 12 çarpı 13 bölü 2'dir. Formülü kullandım. Aferin iyi yaptın. 12 ile 2'yi sadeleştirdin. 6 geldi. 6 kere 13 bize 78'i verdi. Şimdi sayılarımızın toplamı 78 iken. Ben bir sayı siliyorum. Geriye kalanların toplamını asal buluyorum. Bir sayı daha siliyorum. Geriye kalanların toplamını da asal sayı buluyorum ya. Şimdi 78'den önceki asalları düşünelim o zaman. Mesela 78'den önceki ilk asal 71'dir. 73'tür özür dilerim. 73. Bir sonraki o işte o 71. Peki bundan önce hocam 71'den önceki asalları da düşünecek olursak 69 değildir 68 zaten olmaz 67 asaldır hocam. Evet doğru 67 asaldır. Peki ondan önce hocam 61 var. Peki bundan önce 59 var. E bundan önce 57 olmaz 3 kere 19. 50, e 56, 55, 54 diye gidiyor ama gerisine bakmak zorunda değiliz. Çünkü ben şu gruptan iki tane sayı Bunları 12 ve 11 bile seçsem toplamları 23 yapar. 78'den 23'ü çıkardığım takdirde 55 kalır. Yani benim 55'in ötesine bakmama gerek yok. Ki zaten 58, 57 ve 56 asal olmayacağına göre demek ki bizim asallarımız aha bunlar. Peki çok güzel. Başka asal var mıydı düşünüyorum. Başka asal yok ya bu kadar. Peki şimdi ben 78'den 5 çıkarıp 73'ü geri kalanların toplamı olan 73'ü daha sonrasında 2 daha çıkarırım 71'i bulurum. Yani 5 ve 2'yi çıkarabilirim. Ama sadece bu mu var? Sadece bu yok işte. Mesela buradan 5'i çıkardım ya 73'ü buldum. 73'ten 6 çıkarırsam da bu sefer 67'yi buluyorum. Yani 5'i çıkardım ve 6'yı çıkardım. Tamam? Daha sonrasında ben buradan 5'i çıkardım 73'ü buldum. 73'ten de 12 çıkarırım 61'i bulurum. Yani o zaman 5'in yanına ben 12'yi de koyarsam olur. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi daha fazlasını çıkaramam. Mesela bir 5 çıkardım. Bir de 14 çıkarsaydım 59'u bulurdum. Ama 14 yok elimde. Çıkarabileceğim bir sayı yok. Dolayısıyla 3 tanesi bu. Ama bunlar sadece ama sadece ilk etapta 5'i çıkardığımız durum. 5 çıkarsa ilk etapta bunlar olur. Ya direkt 78'den 7'yi çıkararak 71'i bulsaydık o zaman ne olurdu? Şimdi 7'nin yanına Sonrasında bir de 4 çıkarırdım 67'yi bulurdum. 7 ve 4 olabilir. 7'den sonra gençler 10 çıkarırdım 61'i bulurdum. 7'ye 10. Daha sonrasında 7 çıkardım ya 71'i buldum. 12 çıkarırdım 59'u bulurum. 7'ye 12 bu da olur. Hocam başka başka var mı? Var. Mesela ben 78'den direkt olarak 67'ye erişebilirim. Nasıl? 11 çıkarırım. Tamam. 11 çıkardım ilk etapta. Sonrasında buraya geldim ya, şuradan şuraya erişmek için 6 çıkarırım. 11'e 6, bu da güzel. Bir de 67'ye gelmiştim ya, 67'den de gençler, 8 çıkarırsam, yani 11'e 8 dersem 59'a ulaşırım, bu da bir asaldır. Peki hocam başka? Başka olabilir mi? Biz ne yaptık? 67'ye gelmiştik değil mi? Peki 78'den 61'e gelme imkanımız var mı? Yok. Niye? Niye? Ya hocam 78'den 61'e gelmen için direkt 17 çıkarman lazım. 17 yok. Sayılarımız içerisinde yok. Tamam şimdi çıkarılanlar bunlar. Yani bunlar ne? A ve B adayları. A'ya B adayları bunlar. Anlaştık? Pekala. Şimdi o zaman şuraları şöyle temizleyelim. Temiz temiz çalışalım. Diyor ki bak birinci öncülde. A artı B toplamı asaldır diyor. Yani Hepsi de denk gelmez herhalde değil mi? Bakalım hadi. 5 ile 2 topladım 7 asal. 7 ile 4'ü topladım 11 asal. 5 6 daha 11 asal. 7 10 daha 11 şey 17 asal. 5 12 17 asal. 7 12 daha 19 o da asal. 11 6 daha 17 o da asal. 11 8 daha 19 o da asal. İşte bu yüzden muhteşem bir soru. Çıkarılanların her birinin toplamı asal olmak zorundaymış. Çok güzel. O zaman birinci öncül doğru. Bak sadece birinci öncülde bile patlayan bir sürü öğrenci bulunabilir. Dikkat et. Şimdi geçelim ikinci öncüle. Dikkatli dinliyorsun. A artı B toplamının alabileceği 5 farklı değer vardır denilmiş. Şimdi bunlar A ile B'lerdi ya. Toplayalım. 5 ile 2'nin toplamı 7. 7, 4, 11 yaptı. 5, 6, 11 yaptı. Farklı bir değer olmadığı için yazmıyorum. 7, 10 daha 17 yaptı. 5, 12, 17 yine yazmadım. 7, 12, 19 yaptı. 11, 6, 17 yazmıştım zaten. 11'e 8, 19 topladım. Yazmıştım zaten. Onu da yazmıyorum. Toplamda kaç taneymiş? 4 tane. Burada ne demiş? 5 farklı der demiş. Demek ki ikinci öncülümüz yanlış. 8 tane AB ikilisi vardır diye so söylenmiş bize. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane AB ikilisi var. Demek ki bu da doğru olacak. Yani benim cevabım C şıkkı olacaktı diyebilirim. Hemen altta sorum var mı diye bakıyorum. Yok ve devam ediyorum arkadaşlarım. 7. soruma. N bir pozitif tam sayı olmak üzere N'yi tam bölen her bir p asalı için p kare sayısı da N'yi tam bölüyorsa N'ye kuvvetli sayı denir. Şimdi buna göre 27, 72, 99 sayılarından hangileri kuvvetli sayıdır? Şimdi bunu hangi asal bölüyor? Sadece 3. Bunu hangi asal bölüyor? 2 bölüyor ve 3 bölüyor. Bunu hangi asallar bölüyor? 3 ve 11 bölüyor. Şimdi acaba bunu sadece 3 bölerken 9 bölüyor mu diye soracağım. Bunu 4 ve 9 acaba bölüyor mu diye soracağım. Çünkü 2'nin karesi ve 3'ün karesi. Bunu da 9 ve 11'in karesi 121 tam bölüyor mu diye soracağım. Şimdi buraya bakalım. 9, 27'yi tam böler mi? Böler. 4, 72 ve 9, 72'yi tam böler. 9 99'u böler ama 121 99'u tam bölmez ki zaten kendisinden büyük olduğu için 3'ü eledim. O halde doğru cevabım benim B şıkkı olacaktı. Devam ediyorum 8. sorumla. N sayısı bir pozitif tam sayı olmak üzere N'nin tam sayı bölenlerinin sayısı 6'dır. Şimdi tam sayı bölenlerinden bahsediyor bak dikkat et tam sayı. Yani için içinde negatifler de var. Ve biliyorsun bir sayıyı ne kadar pozitif böleni varsa o kadar negatif böleni vardı. O zaman bu sayının 3 tane 3 tane pozitif böleni vardır dedim. Pozitif tam böleni var. Şimdi sen de aynen bu şekilde yaz. Peki bir sayının bunu not olarak da yazabilirsin. Bir sayının 3 tane pozitif tam böleni olabilmesi için ne gerekiyor? Şimdi hemen düşünelim. Bir P bir de Q asalım olsun. Bu sayıda N olsun. N eşittir. P üzeri A ve Q üzeri A. Ya da B. Şimdi ben burada A'yı 1 artıracağım. B'yi de 1 artıracağım. E bunları çarptığım takdirde 3 gelmesini istiyorum. E böyle bir şey mümkün mü? E değil. Neden? Çünkü 1 eklemişim. 1 eklemişim. Yani bunlar minimum hani A ve B'yi 1 sayarsak 2 ve 2 olur. Çarpımları 4 gelir. 3'ü geçiyor. Demek ki benim 2 tane asalım yokmuş. O zaman kaç tane asalım varmış burada? 1 tane asal çarpanım var. Bu 1 tane asal çarpan varken de şunu 1 artırdığım zaman 3 oluyorsa demek ki A 2'ymiş. Yani en sayısı bir asalın karesi olacakmış. Asalların karesinden bahsediyoruz. 25 gibi 49 gibi tamam. Birinci öncüle bakalım. N'nin bir tane çift tam sayı değeri vardır. Evet doğru o da 4'tür. Asalın karesi diyoruz ya bir tane çift asal var. E onun da karesi 4. E o zaman bir tane değeri vardır. Bir tane çift asal varsa bir tane çift değeri vardır N'nin. Birinci öncül doğru. Ne bir tam sayının karesidir. E şimdi asalın karesiydi ki e asallarda tam sayı olduğuna göre evet bir tam sayının karesidir. Neyin 50'den küçük 6 tane değeri vardır? Hemen bakalım. 4 var hocam. Başka ne var? 4'ten sonra 3'ün karesinden 9, 5'in karesinden 25, 7'nin karesinden 49 var. Şimdi 7'den sonraki asal 11. 11'in karesi 121 ama 50'yi geçer. Dolayısıyla benim 1 2 3 4 tane değerim var. E burada 6 demişti. Demek ki yanlış. O halde doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sayfada sanırım soru kalmadı. Hemen şöyle uzaklaşalım sayfamıza ve şunları söyleyelim. Şimdi şu soru gençler karşımıza MSÜ'de veya TYT'de çıkabilir. Tamam bu soru AYT'de de karşınıza çıkabilir. Ama 6. soru kadar bir iddiası yok. Aklınıza bulunsun. Şu soru Tam olarak bir MSU sorusu. Bak tam anlamıyla bir MSU sorusu. Ve alttaki soru yani şu soruda karşına TYT'de veya MSU'de çıkma ihtimali mevcut olan soru. Ama burada en kuvvetli soru 6. soru haberin olsun. Diyelim ve devam edelim bir, bir sonraki sayfamızda 9. sorumuzda. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Şimdi 24 sayısını bir A ile çarpmış karşılığında da karesel bir sayı elde edilmiş o da B kareymiş. Şimdi buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir kere 24 dediğim sayı 2'nin kübüyle 3'ün birinci kuvvetinin çarpımıdır. Yanında da bir A var ve bu sonuç bir karesel sayı veriyor. Karesel sayıları biliyorsun. Asal çarpanlarına ayrıldığı takdirde kuvvetler daima çift olmalı. O halde burası 2'nin küpü ben A'yı 2 üzeri 1 Burası da 3'ün birinci kuvveti. 3'ün karesi yapmak için 3 üzeri 1 seçebilirim. Yani böylelikle A'nın alabileceği en küçük değer sevgili arkadaşım ne olacaktır? 6 olacaktır. Tamam. Bu bir cepte. E peki daha sonrasında burası 6 iken burası 6 iken B kaç olur? E şimdi 6 kere 24 bize 144'ü vereceği için B'de 12 olabilir ama karesi olduğu için eksi 12 de olabilir. Tamam. Şimdi A artı B'nin alabileceği en küçük değer eksi 6'dır demiş. Ben burada A'nın en küçük değerini 6 buna karşılık olarak da B'yi eksi 12 bulduğuma göre o halde 6 ile eksi 12'nin toplamı eksi 6'dır derim. Ki en küçük değer eksi 6'dır demişti. Yani doğru. A, B'ye eşit olduğu bir tane durum vardır. Şimdi A'nın B'ye eşit olduğu durum nedir? Onu düşünecek olursak. Şöyle diyelim. Eğer ki, eğer ki ben burada 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı a eşittir a'nın karesi dersem. A, b'ye eşit demiş ya. B gördüm yere a yazdım. Buradaki a ile şuradaki a'yı sadeleştirdim. Böylelikle a için karşıma 2'nin küpü çarpı 3'ten 24 geldi. Böylelikle a 24 olursa b de 24 olur. Ve böylelikle bir tane durum vardır söylemi doğru olur mu? bunu düşüneceğiz. Düşüneceğiz derken ciddi anlamda düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hep unutulan bir olay var. Bu unutulan olay nedir? Sıfır olma durumu. Şimdi A da B de sıfırsa, sıfır kere 24, sıfır. E karşıda sıfır çıktı, sıfırın karesi, sıfır da o zaman bir karesel sayı mı? Evet, sıfır bir karesel sayı. Aynı zamanda kübik sayı. E, doğal olarak sıfır eşittir sıfır çıktığına göre, demek ki bir tane değil, iki tane durum var. Yani A eşittir B eşittir 24 içinde sağlar. A eşittir B eşittir sıfır içinde sağlar. Dolayısıyla ikinci öncül patladı. Üçe bakıyorum. B 2A'ya eşitken demiş. Şimdi şuraya gelelim. B sayısı 2A'ya eşitse 24 çarpı A eşittir. Şurası 2A olursa karesini aldım 4A kare geldi. Tamam. Burada ben A ile şuradaki A'yı sadeleştirdim. 4'e böldüm 6 eşittirine geldi? A geldi. Yani bu kaçmış? 6. Peki A artı B toplamı en küçük pozitif değerini alır demiş. Şimdi en küçük pozitif değerini alabilmesi için ben şurada 6'ya karşılık 12'yi bulmuştum değil mi? Şurası da 12 olursa bunun en küçük pozitif değeri o zaman kaç olacak? 18 olacak. En küçük müdür? Evet çünkü A'nın en küçük değeri budur. Tamam. E doğal olarak burası da doğru diyeceğiz. Yani benim cevabım ne olacak? 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıydı. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Şimdi sayfamızda. 10. sorunun altında bir e, soru yok arkadaşlar. Hemen 11. soruya geçeceğiz. 11. soru için çok ama çok dikkatli olmanı tavsiye edeceğim. Şimdiden söyleyeyim bana. Heyecanını koru 11. soru için. Ne sayısı? 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere. Tn demek n sayısının asal bölenlerinin toplamı olarak tanımlanıyor. Buna göre Tn eşittir 10 eşitliğini sağlayan 200'den küçük 3 basamaklı n sayısının rakamları toplamının olacağı kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Şimdi bu tn neydi? n sayısının asal bölenlerin toplamıydı. E bunun 10 olmasını istiyoruz. Bu nasıl mümkün? 2 artı 3 artı 5 ile veya 5 artı 7 ile mümkün diyebiliriz. Pardon özür dilerim. 5 artı 7 değil 3 artı 7 ile mümkün. 5 artı 7 12 yapar değil mi? Semele dikkat et. Şimdi ve ben asal çarpanları 2, 3, 5 ve 3 ile 7 olanlardan 200'den küçük 3 basamaklı n sayılarını arayacağım. Tamam. 3 basamaklı olması şart ona dikkat. E şimdi o zaman şunu düşünelim şimdi. 2 çarpı 3 çarpı 5 bize zaten kafadan 30'u veriyor. 3 kere 7 de kafadan 21'i veriyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi 30'un üzerine ben bunu 2 ile çarparsam 60 olur. 3 ile çarparsam 90 olur. Ama 2 tane 2 ile yani 4 ile çarparsam 120 olacaktır. 30'u direkt olarak 5 ile çarparsam 150 olacaktır. 30'u 2 kere 3 6 ile çarparsam 180 olacaktır ve 180'in üzerine bir 30 daha eklediğim zaman 200'ü geçtiği için artık burada noktalıyorum. Geçtim 3 ve 7'ye. 3 kere 7 21 dedik. 3 ile çarparsam 63 yapar. 3 basamaklı olmaz. 7 ile çarparsam olur ama 147. Peki 21'i 3 kere 3 yani asal çarpanını değiştirmeden yapıyorum bu işleri. 3 kere 3, 9 çarparsam ne olur? İşte o zaman da 189 olacaktır. Şimdi başka bir şey var mı? Yok. İşte bunların rakamlarını toplamında alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Burası rakamları toplamı 3, bunun 6, bunun 9. Şuraya geldim 18, buraya geldim 12. Hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. O zaman toplamda kaç tane değer varmış? 5 tane değer varmış diyebilirim. 10. sorumu çözdüm ve artık 11. soruma doğru geçebilirim. A doğal sayı olmak üzere. A'nın asal bölenlerinin toplamı T'dir. Bak asal bölenlerinin toplamından bahsediyoruz. 12 A sayısının asal bölenlerinin toplamı ise T artı 3'tür demiş. Şimdi burada bir akıl tutulması yaşamamak için ne düşüneceğiz? Şimdi benim bir tane sayım var. Bu sayı A. Asal bölenlerinin biliyorum asal bölenlerinin toplamını da biliyorum. Şimdi ben bu sayıyı 12 ile çarptım. 12'nin içerisinde hem 2 asalı var hem 3 asalı var. Yani 2'nin karesi çarpı 3 sonuç olarak. Ve bu sayının asal bölenleri şimdi hem 2 hem 3 geldi 5 artmasını beklerim değil mi? Ama ne kadar artmış? 3 kadar artmış. Neden? Çünkü zaten A'nın içinde 2 varmış demek ki. Olmayan şey neymiş? 3 yokmuş. Demek ki A'nın içerisinde mutlak surette 2 var. Pekala. Sonra 140 A'yı düşünelim demiş. Ben şunu şöyle sağa doğru çekeyim. Şimdi 140 A'yı düşünelim. 140 çarpı A. Şimdi 140'ın asal bölenlerine ona bakacağız. 2 var, 5 var, 7 var. Başka var mı? Yok. 2, 5 ve 7. Şimdi A'nın içerisinde zaten 2 vardı. Bunu eledim. Şimdi bakıyorsun bu sayının asal bölenlerinin toplamı T artı 5 olmuş. Demek ki 5 yokmuş hangisi varmış o zaman? E 7 de varmış. Demek ki A'nın içerisinde 7 de olacak arkadaşlar. Peki buna göre A sayısının alabileceği en küçük değerin rakamları toplam. E şimdi ben burayı karesi küpü falan yaparsam A sayısı büyür. O zaman yapmayalım. İkisi de birinci kuvvet olarak kalsın ve A'nın en küçük değerini bulalım. A'nın minimum değeri 2 kere 7'den 14'tür. İşte bu rakamları toplamı sorulmuş. Cevabımız 5 olacaktı. Doğru cevap B şıkkı dedik arkadaşlar. 11. soru güzel bir soru olduğu için mutlak surette kaydetmeni rica ediyorum. Ve devam ediyorum. 12. sorumla. Aşağıdaki kutuların her birinin içine 6 tane doğal sayı böleni olan bir A doğal sayısının birbirinden farklı doğal sayı bölenleri küçükten büyüğe doğru sıralı bir şekilde yazılmış. Buna göre deniliyor. 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi bir kere benim herhangi bir sayımın pozitif sayımın en küçük Pozitif böleni 1'dir. 1 buraya mutlaka mutlaka yazmam gerekiyor. Ha yani şimdi 1 buraya yazdım. Güzel. Sonraki 3'müş. Şimdi bir sonraki 3'ten sonra 9'dan önce olacak. Şimdi 4 yazsam olmaz. Niye? O zaman burada 2 de olurdu. 2 yani böleni olmadan 4 böleni olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. 4 yazamam. 5 e, olabilir. 6 yazamam içinde 2 var. 7 de olabilir. Yani ben buraya ya 5 yazacağım ya da 7 yazacağım. 8 olur mu? İçinde 2 var olmaz. Çünkü burada 2 olmadan hatta önünde bir de 4 olmadan 8'e erişmemiz imkanı yok. Küçükten bir yodora yazıyoruz çünkü. Ve burası 9. 9'dan sonrası ne olur? 3 kere 5 derim mesela 5 ise eğer 15 olur. Ya da 3 kere 7 derim 7 ise eğer 21 olur. Bir sonraki ne olacaktır? Bir sonraki de şudur. 9 zaten bak 2 tane 3 olduğunu biliyoruz artık 9'dan kaynaklı. E bir tane de 5 varsa 3 kere 3 9 çarpı 5'ten 45 olur ya da 63 olur. Peki A doğal sayısının 2 farklı değeri vardır demiş. E 45 veya 63 bulduk zaten. Peki A doğal sayısının 2 farklı asal böleni mi var? Ya 3'e 5 ya da 3'e 7. Evet gerçekten 2 tane. A doğal sayısı peki çift mi? Bak A doğal sayısı çift olsaydı şurada 2 çarpanımız olmak zorundaydı. Hep bu 2 bak hep 2 üzerinde yoğunlaşmanı istiyoruz. Çünkü asal sayıların içerisinde en az odur. Çift olan tek şey, tek asal 2'dir. Genelde de akla gelmediği için 2 ile çok uğraşmanı ister sorular ki ben de istedim. Üçüncü öncülümüz patladığına göre doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi sayfamıza uzaktan şöyle bir bakalım. İşaretletmem gereken soruları sana bir güzel işaretleteyim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Şimdi burada... 9. soruyu işaretlemeyeceksin. Karesel ve kübik sayılar için bir kazanım sorusudur. 11'i zaten işaretletmiştim. Tamam. 10. soru karşıda MSU'da çıkabilir. TYT'de karşına çıkacağını zannetmem. 12. soru da yine karşına TYT sınavında çıkabilir. O yüzden burada 10, 11 ve 12. soruları işaretliyorsun. Dedik bir sonraki sayfamıza doğru şöyle geçtik ama o sayfadan önce şöyle bir ekranı büyüteyim ve biraz dertleşelim. Biraz muhabbet edelim. Evet gençler yaz aylarındayız. Ki bu videoyu sen aralıkta da izliyorsan sıkıntı yok. O zaman da kış günleri diyeceğiz. Sonbaharda izliyorsan mevsim geçişi diyeceğiz. Sınava da yakın izliyorsan o zaman diyeceğiz ki sınava 3 hafta kaldı. Hiç sıkıntı değil. İnsanoğluyuz biz her zaman bir bahanemiz olur ya. Yazın çok sıcak deriz. Sonbaharda mevsim geçişi deriz, hastayız deriz. Eylül ayında okullar yeni açılıyor deriz. Bırakalım bir, bir iki hafta sonra başlarız deriz. Aralıkta ocakta çok soğuk deriz. Soğuk da soğuk deriz. Hava erken kararıyor deriz. Moralimiz bozuk, havalar bozuk deriz. Sınava yakınken ya işte sınava çok az kaldı ne yapacağımı şaşırıyorum deriz. Dolayısıyla biz insanoğluyuz. İnsanoğlu bir öğrenciyiz değil mi? Dolayısıyla bahane bulmak çok basit. Bahane bulmak bu kadar kolayken sevgili arkadaşlarım o zaman bizim yapmamız gereken tek şey şu olacak bahanelerin hepsini bir kenara bırakacağız ve karda olsa kışta olsa sıcakta olsa hava yani sabahtan beri mesela televizyonda haberler açık e, radyo haberleri ve durmadan hep şu duyuluyor yani havalar 8 ila 9 derece daha ısınacak. Lan zaten şimdi 36 derece 8 derece ısınsan bunu 44 derece olur lan sen Ankara'sın ya Ankara. Yani 44'te 45'te ne işin var ki bunun hissedileni 48-49 olur kesin. Biliyorsun yani Ankara kup kuru havası var. Güneş öyle bir yakıyor ki. Her neyse. Yani bahane bulunur. Sıkıntı yok. Ama bu bahanelerin de ardı arkası gelmez. Mutlaka insanoğlu bulacak bir bahanesi vardır. Dolayısıyla bizim hep bir bahane bulacak bir potansiyelimiz varsa ertelemenin lüzumu yok. Daha fazla bahane bulmaya da lüzum yok. Biz bu bahanelerin hepsini bir kenara bırakacağız, bir kenara koyacağız ve Birlikte çalışacağız. Ben nasıl ki o kadar sıcak olmasına rağmen şu an gelip sana burada ders anlatıyorum. Şu odanın sıcağını bilen bilir. Bak bilen bilir. Ben sana ders anlatıyorum. Sen de açacaksın önüne kitabını, dinleyeceksin abi. Yapacak başka bir şey yok. Yapacak başka bir şey yok. Yani burada beni örnek alabilirsin. Benim şu an ee, herhangi bir amacım yok. Ben üniversitemi okumuşum, asker, askerliğime gitmişim, evlenmişim, çoluğum çocuğum olmuş. Ee, yani ben unumu elemişim, eleğimi de asmışım. Tamam mı? Ama senin önünde daha uzun bir hayat var. Daha kazanılacak bir üniversite var. Sen daha 12'ye yeni geçtin. Veyahut daha henüz mezuna bıraktın. Bahane arama, bahane bulma. Her bulduğun bahane seni böyle gıdım gıdım, gıdım 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 geriye iter. Başka bir şey olmaz. Yani şöyle düşünün şu an Haziran ayında 2024'ün Haziran'ında bir sınava gireceksiniz. Bu sınavın sonucunda da şu an örnek veriyorum bir birinci çıkacak değil mi? Veya Türkiye yüzüncüsü çıkacak. İlla ki çıkacak ya bunun kaçarı var mı? Yok. Ve o insanlar da şu an sizle beraber ders çalışıyorlar aslına bakarsan. E şimdi şöyle düşünelim. Tamam haberleri yok birinci olacaklarından veya yüzüncü olacaklarından veya ellinci olacaklarından veya iki bininci olacaklarından haberleri yok ama tabi şimdiden haber versek çok çok fazla sevinebilirler. Hani ben bak ben gelecekten geldim sen birinci oluyorsun falan gibisinden. Ama şöyle düşün. Bu adamlar sizce bahane üretiyorlardır Ben hiç zannetmiyorum ya. Bence sen de zannetmemelisin. Hiçbir bahaneleri yok. Sadece diyorlar ki ulan bana biri bu deveyi verdi. Ben bu deveyi ya güdeceğim ya da bu diğerden gideceğim. Ve bu diğerden gidemeyeceğimize göre o zaman ben bu deveyi gütmem gerekiyor diyor. Bahane sunmuyor. Vay efendim hava sıcakmış. Vay efendim kitap pahalıymış. Vay efendim okullar pahalıymış. Okulda hocalar çok e, lay, lay ders anlatıyormuş. Vay efendim sınıfta çok ses oluyormuş. Denemeye odaklanıyormuş. Böyle bir şeyler yok. Bahane olmayacak. Tabii ki gönül ister ki her şeyin en güzel olsun. Ama ne dedik? Deve bu. Güdeceksin. Tamam. Hadi Devam edelim şimdi 13. sorumuza. Evet bu sorumuza diyor ki aşağıdaki düzgün çokgenlerin içindeki sayıların her birinin pozitif tam bölen sayısı içinde bulundukları düzgün çokgenlerin kenar sayısıdır denilmiş. Şimdi şöyle ki m diyelim ne diyordu bize her birinin pozitif ta tam bölen sayısı kenar sayısı kadar yani bunun 4 tane bunun kaç tane o zaman 6 tane bunun da 8 tane. Tamam. Şimdi hangi sayılar bunlar? Birisi m sayısı. Öteki 2m sayısı. Bir diğeri de 3m sayısı. Buna göre yorum yapacağız. 10 numara 5 yıldız soru. Şimdi bak güzel kardeşim. M'nin 4 tane nesi varmış? Pozitif tam bölen sayısı varmış. Ben bu 4'ü nasıl elde ederim? Ya bir asalın küpüdür bu. Tamam mı? Ya da farklı iki asalın çarpımıdır. Neden? Çünkü şunu 1 artırırım 4 elde ederim ya da şöyle birinci kuvvetleridir. 1 bir artırdım 2, 1 artırdım 2 çarptım 4 gelir derim. Yani iki ihtimalden bir tanesi. Anlaştık mı? Ya P küp biçiminde bir asalın kübü ya da P çarpı Q biçiminde iki asalın çarpımı. Şimdi ben bu sayıyı gidip 2 ile çarpınca bunun 6 tane oluyormuş. Şimdi P2 olmuş olsaydı 2'nin küpü olurdu. 1 2 ile daha çarpmış olsaydım ben buraya 2 üzeri 4 olurdu. 4'ü 1 artırdığım zaman 5 gelirdi ama burada 6 taneymiş. Demek ki bizim baştaki M sayımızın asal çarpanlarına ayrılmış biçimi P küp değilmiş. Nasılmış? P çarpı Q biçimindeymiş. Artık bu kesin. P çarpı Q biçiminde. Şimdi buna nasıl bulunuyordu? Burası 1'di, burası 1'di. 2 çarpı 2 diyordu. Şimdi bunun 6 gelebilmesi için ne gerekiyor? P, e, aynen 2 çarpı 2 nereden geldi? Bunu 1 artırdım. Bunu 1 artırdım değil mi? Bu 6'yı nasıl bulurum? Bir tane daha çarpı 2 yapsam gelir mi? Gelmez. 8 olur. E, o zaman şuymuş demek. Bu çarpanlardan yani P ve Q'dan herhangi bir tanesi demek ki 2'ymiş. Mesela şurası 2'ymiş. Gösteriyorum. Şu şekilde. 2 üzeri 1. Ben bunu 2 ile çarpınca 2'nin karesi çarpı Q üzeri 1 oluyormuş. Bak burası hala 2 kere 2'den 4 tane geliyor. Buraya bakıyorsun. 1 artırdın 3. 1 artırdın 2 geldi 6 tane yaptı. Muhteşem. Peki 3 ile çarpınca da 8 tane oluyormuş. Bunu nasıl halledebilirim? Bunu da şu şekilde halledersin. Şimdi benim buradaki m sayım neydi? 2 çarpı q üzeri 1'di değil mi? Peki bir de 3 ile çarparsam ben bunu. O zaman ne olur? Şunlar 1'di. 1 bir artır 2, 1 artır 2, 1 artır 2 gelir çarpımları da 8'i verir bize. Demek ki benim bu m sayımın içerisinde 3 yokmuş. Demek ki benim bu m sayımın içerisinde 2 varmış. Diğer asal çarpan hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Peki m'nin asal çarpanlarından birisi 2'dir demiş. Doğru valla. Bunda bir sıkıntı yok. m'nin 2 tane asal çarpanı vardır. Şimdi m'nin bir 2 bir de q diye 2 tane asal çarpanı olduğunu söylemiştik. Doğru. m'nin asal çarpanlarından biri 3'tür demiş. Hayır. 3'e ekleyince 3 ekstradan çıkmıştı. 3 yoktu. Dolayısıyla 3. öncülüm yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 olacaktı. Yani cevabım B şıkkıydı. Ve devam ediyorum bir diğer sorumla 14. soru. Bir a doğal sayısının bulunduğu şeffaf karton kutu. P asal sayısına tam bölünüyorsa sarıyla. P asalını bilmiyoruz. Ama 385 asal çarpanlarına ayırırsam o zaman o P asal sayısı o asal çarpanlardan bir tanesidir diyebilirim. Q asal sayısına tam bölünüyorsa da e, kırmızıyla boyanıyormuş bu seferde. Eğer bir karton hem sarı hem de kırmızıyla boyanırsa turuncu renkte oluyormuş ortadaki gibi. Şimdi buna göre P artı Q soruluyor. Yani buradaki asalları bul diyor bize. Öncelikle ben 385 sayısı için kontrol edeceğim. Bu 385 sayımız asal çarpanlarına bir ayıralım bakalım. Eğer ki ben 385'i 5'e bölersem 5 kere 77 olacaktır 385. Bu da zaten 5 çarpı 7 çarpı 11'in ta kendisidir. Bu cepte. Şimdi 189'a bakalım. 189'umuz 9'umuz da bu arada oraya geçmeden önce şunu tekrar hatırlatayım. 385 sayısı 5'e, 7'ye veya 11'e bölündüğü için sarıya boyanmıştır diyeceğim. Şimdi 189 sayısı. Bunu da ben 3'e bölersem 3 kere 63'tür. Demek ki 3'ün karesi 7 kere 9 olduğu için 3'ün küpü çarpı 7 diyebilirim ben buraya. 3'ün küpü çarpı 7 üzeri 1. Tamam güzel. Şimdi bu sayı da o zaman şöyle diyeceğim. 3'e ee, e veya 7'ye bölündüğü için kırmızıya boyanmıştır diyeceğim. 3 veya 7'ye bölündüğü için kırmızıya boyanmıştır diyeceğiz. Pekala. Şimdi 7 olmuş olsaydı eğer. Yani mesela 7'ye böldüğüm için kırmızıya boyanmış olsaydım. Şunu da 7'ye böldüğüm için. 7'ye bölünebildiği için o da kırmızıya boyanacaktı. Ekstradan turuncu olacaktı. Ama 7 değilmiş demek. E, 7 değilse. Nedir? 3'tür. Yani bir sayı 3'e bölünüyorsa kırmızıya boyanacak. Sarıya boyanması için ya 5 ya da 11'e bölünmesi gerekiyor dedik. Şimdi geriye ne kaldı? Turuncuya boyalı 150 kaldı. 150 sayısı da 5'in karesi çarpı 2 çarpı 3'tür. 6 kere 25. Şimdi burada ortak olanları arayacağız. Burası 3'e bölündüğü için dedik. 3'e bölündüğü için bu sarıya boyanmış ama ekstradan bir de kırmızıya boyanmış, değil mi? E peki 3'e ee, e bölündüğü için kırmızıya boyanmış özür dilerim 3'e bölündüğü için kırmızı olmuş bir de bunun sarıya boyanması gerekiyor sarıya boyanması için de 5 veya 11 gerekiyordu bak burada ne var 5 var demek ki gençler sarıya boyanması için 5 kırmızıya boyanması için 3 gerekiyormuş İkisinin toplamı sorulmuş 8'in ta kendisidir o halde 14. sorumuzun cevabı da 5 şıkkıdır deriz ve devam ediyorum 15. sorumla en az 2 asal çarpanı olan bir A doğal sayısının asal çarpanlarının kuvvetleri toplamı TA olarak tanımlanıyor. Mesela T84'ü düşünelim. 84, 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 olduğu için işte bunların kuvvetleri 2, 1, 1 olduğundan bunları topluyoruz 4 diyoruz. Ve neydi? En az 2 tane asal çarpanı olacaktı. Ne? 100'den küçük veya eşit olmak üzere. TN eşittir 4 olan kaç tane en doğal sayısının pozitif bölen sayısı 12'dir? Şimdi TN nasıl 4 olur? 4 olabilmesi için P üzeri 1 çarpı Q üzeri 1 çarpı R üzeri 1 çarpı S üzeri 1 yapabiliriz. 1 artı 1 artı 1 artı 1'den 4 gelir. P, Q, R, S e asal olmak üzere. Bu 1 cepte. Başka hocam? P'nin karesi çarpı Q üzeri 1 çarpı R üzeri 1 olabilir. 2 artı 1 artı 1 aynı burada verildiği gibi mesela örnek olarak. Aynı burada verildiği gibi 4 olabilir. Ya da P'nin karesi çarpı Q'nun karesi olabilir. Ya da P üzeri 4 olabilir direkt kafadan. 3'e 1'i yaptık mı yapmadık onu da yapalım. P küp çarpı R üzeri 1 olabilir ya da direkt P üzeri 4 olabilir. Pekala. Şimdi gençler. Pozitif bölen sayısının da 12 olmasını istiyor. Pozitif bölen sayısını ben nasıl buluyordum? Üstlerini 1 artırıp çarpıyordum. 1 artırdım 2, 2, 2, 2 ne yaptı 16. Demek ki bu şekilde değilmiş. 1 artırdım 3, 1 artırdım 2, 1 artırdım 2, çarptım 12 geldi demek ki bu şekilde olacakmış. Bu şekilde istiyor. Bunu 1 artırdım 5. 1 artırdım, 1 artırdım, çarptım 9. 1 artırdım 4, 1 artırdım 2, çarptım 8. O zaman benden istediği durum şu durum. Başka bir şey değil. Bu şekilde yazılabilen 100'den küçük sayılar isteniyor. Peki ve kaç tane olduğu isteniyor. Bunların sayısı isteniyor. Ben bunları nasıl yaparım? Mesela 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 derim olabilir. Hatta bu da nedir? 15 kere 4'ten 60'tır. Yüzden de küçüktür. Peki başka? Hocam 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 olsa 3 kere 7 21, 4 ile çarptım 84 geldi. Ki zaten soruda örnek olarak da bize verilmişti. Peki başka var mı hocam? 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 5 dersem bu bana 90'ı verir. Bu da 100'den küçüktür. Bu da olur. Peki hocam başka var mı? başka arkadaşlar bulamayız. Çünkü 3'ün karesinden sonra 2 ve 5 en küçük asallar. Yani 3 haricinde en küçük 2 tane asalık kullandım 90 geldi. Şimdi 5'in karesi desem kafadan 25 gelecek. 2 ile çarpsam 50, 3 ile çarpsam 150 yapacak. Olmaz. Demek ki benim 90, 60 ve 84 diye 3 tane sayım varmış. Bana da zaten bunların sayısı sorulmuş. Cevabımız 3. Yani C şıkkı diyecektik. Devam ediyorum 16. sorumla. A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarının sayısı sırasıyla a ve b olmak üzere a çarpı b doğal sayısının asal çarpanlarının sayısı a artı b'dir. Şimdi bu nasıl mümkün? Mesela şimdi şöyle düşünelim. 6'yı düşünelim. Bir de gençler 6'yı düşündük ya. Bir de 35'i düşünelim. Şimdi şunun asal çarpanları ne? 2 ve 3. Kaç tane? 2 tane. Bunun asal çarpanları 5 ve 7. Kaç tane? 2 tane. Şimdi ben bunları çarparsam ne olur? Asal çarpanları 2, 3, 5, 7 olur yeni oluşan sayının. Ve asal çarpan adedi 4 tane olur. İkisinin toplamı kadar olur. Aynı burada verildiği gibi. Biz bunu nasıl açıklayabiliriz? Demek ki ortak asal çarpanları yokmuş deriz. He, şimdi burada A ve B'nin asal sayı olması şart mı? Bak 6 asal değil 35 asal değil ama durumu sağladı. Demek ki şart değil. A ve B'nin ortak asal çarpanı yoktur demiş. Evet yoktur. Aynı buradaki gibi. Bak 2 3 karşıda 2 3 var mı yok. 5 7 karşıda 5 7 var mı yok. A çift ise eğer B tektir demiş. Şimdi A çift ise içerisinde 2 asalı vardır. Yani asallardan 2 mutlaka vardır eğer A çiftse. ise. E B'de de 2 olamayacağına göre 2 yoksa geriye kalan tüm asallar tek sayı olduğu için ve çarpımları da teki vereceği için A çiftse B kesinlikle ama kesinlikle tektir. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız 2 ve 3'tü yani cevap D seçeneğiydi sevgili arkadaşlar. Diyelim ve bu sayfadan işaretlememiz gereken soruları bir çıkaralım. Şimdi bu soru bu sayfada var. Mesela şu. Tam olarak karşına TYT sınavında çıkabilir. Mesela bu. Karşına MSÜ'de çıkabilir. Mesela bu. Karşına TYT'de veya AYT'de çıkabilir. 16. soru içinde arkadaşlarım Karşına MSU veya TET'de çıkabilir mi? Çıkma ihtimali 13, 14 ve 15. sorulara göre daha düşüktür. Fakat yine de ben senden bu soruyu işaretlemeni rica edeceğim. Güzel bir kazanım kavrama sorusu olduğunu düşünebiliriz. Devam ediyorum 17. sorumla. 17. soruda demiş ki A n'den büyük olmak üzere. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan A doğal sayısıyla oluşturulan sembolün değeri n artı 1 çarpı n artı 2 çarpı n artı 3 çarpı a'ya kadar. Mesela burası ne? Dörtgen. 4'ten sonra ne geliyor? 5. Nereye kadar gidiyorum? 6'ya kadar. Çarpıyorsun 30. 30'un pozitif bölen sayısı da 8'dir denilmiş. Bunu nereden çıkarıyoruz? 5 çarpı 2 çarpı 3 ya. Üstleri 1'di. 1 artır 2, 1 artır 2, 1 artır 2 eşittir 8'dir. Tamam. Şimdi şuna bakalım. Burası kaçgen? gen. Bir sonrası 7. 7 kere 8 diyorum. E bu da hocam 7 çarpı 2'nin küpü olduğu için üstü 1'di. 1 artırdım 2, 1 artırdım 4, çarptım 8 geldi. Yani bunun değeri 8'miş. Artı, şimdi buna bakacağım. Bu kaçken? Dörtgen. Bir sonrası 5. Kaça kadar? 8'e kadar. 5, 6, 7, 8. Ben bunu 5 üzeri 1 çarpı, 2 çarpı 3 çarpı, 7 üzeri 1 çarpı, 8 de 2'nin küpü yazarım. Bak buralarda 1'di. Böylelikle 2 üzeri 1 ile 2'nin küpünün çarpımı 2 üzeri 4 yapar. Sonrasında bir 3 üzeri 1'imiz. Sonra 5 üzeri 1'imiz. Ve sonrasında 7 üzeri 1'imiz var. 4'ü 1 artırdım 5. 1'i 1 artırdım 2. 1'i 1 artırdım 2. Buradaki 1'i de 1 artırdım 2. Çarptım kaç geldi? 40 geldi. Hocam burası da 40'mış. 8 ile 40'ın toplamı sorulmuş bize. O halde cevabımız E şıkkının ta kendisiydi. Devam ettim. 18. soruyla. En pozitif bir doğal sayı olmak üzere Çemberin içerisine en konulursa n sayısının asal çarpanlarının sayısı dikdörtgenin içerisine n konulursa n sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı olarak tanımlanıyormuş. Buna göre m artı n toplamı en küçük kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Bu belli zaten. 90. 90'ın pozitif tam bölenlerinin sayısına bakacağım. Ben 90 sayısını 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 biçiminde asal çarpanlarına ayırabileceğim için 2'yi 1 artırdım 3. 1'i 1 artırdım 2 1'i 1 artırdım 2 çarptım ne geldi 12 Hocam burası 12 ise 12'ye ne eklersem 15 olur 3 demek ki burası 3'müş Yani çember içerisindeki M sembolünün değeri kesinlikle 3 olacakmış Bu 1 2 şuna geldim bu da biliniyor 30 otuz. 30'un asal çarpanlarının sayısı 30 demek 2 çarpı 3 çarpı 5 demektir ve kaç tane asal çarpanı var 3 tane Demek ki şurası kaçmış 3'müş 3'ten bu çıkmış 1 kalmış. Demek ki dikdörtgen içerisindeki n'nin değeri de sevgili arkadaşlarım bize 2'yi vermek zorundaymış. Şimdi ne diyor bize? M artı n toplamının en küçük değeri. E şimdi güzel kardeşim. Dikdörtgen içerisindeki n sembolünün değeri neydi? N sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısıydı. Pozitif tam bölen sayısı 2 ise bu sayı asaldır. Kendisi ve 1. Peki madem asal ve M artı N'nin toplamının en küçük değeri soruluyor. O zaman ben en küçük asalı seçerim buraya. Yani 2'yi seçerim. N sayısı 2 olarak seçildi. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir de buna bakalım. Bu ne demekti? Asal çarpan sayısı 3'müş. Asal çarpan sayısı 3 ise en küçük 3 tane asalı seçerim. 2, 3 ve 5'i seçerim. Bunları çarpıp 30'u yani en küçük M'yi elde ederim. M sayısı da 30'muş. Bunların toplamının en küçük değeri de hayırlı uğurlu olsun. 32'dir. Yani cevap A şıkkıdır deriz. Alt tarafta soru yok. Devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? 19. soruyla. 19. soru da yine güzel bir soru. AB 2 basamaklı bir doğal sayı. AB'nin asal bölenlerinin toplamı da bu şekilde gösteriliyor. Ve buradaki AB 2 basamaklı sayısının asal bölenlerinin toplamı da 12'ymiş. Bu eşitliği sağlayan en büyük ve en küçük AB doğal sayısının farkı kaçtır? 3 tane asal veya 2 tane asal bulup toplayıp 12'ye eşitleyeceğim. 4 tane asalın toplamı 12 yapmaz. Dolayısıyla bunlar 2, 3 ve 7 olabilir. Topla, toplarsan 12 gelir veya 5 ile 7 olabilir sadece. Toplarsan 12 gelir. Peki ben en küçük AB doğal sayısı için sadece bu üçünü çarpıp 42 veya sadece bu ikisini çarpıp 35 diyebilir miyim derim. Peki hangisi daha küçük? 35. Şimdi bu minimum değer. Peki en büyüğünü nasıl bulurum? Şimdi burası 42 ya fazladan bir 2 ile daha çarparsam 84 yapar. 35'i 2 ile çarpamam çünkü burada 2 çarpanım yok. Dolayısıyla en büyüğe de biz 84 diyebiliriz. Bu da maksimum değerdir. En büyük ve en küçük AB doğal sayısının farkı sorulmuş. Ben 84'ten demek ki 35'i çıkaracağım. 34 çıkarsaydım 50 olurdu. 35 çıkardığım için cevap 49 diyebilirim. O halde cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve devam ediyorum 20. sorumla. N sayısı pozitif doğal sayı olmak üzere. Aşağıdaki eşit kollu terazinin sağ kefesine n kilogram ağırlığı, sol kefesine ise n'nin kendisi hariç pozitif tam bölenlerine sahip ağırlıklar konuluyor. Örneğin buraya 6 konulmuş, buraya da 1, 2, 3 konulmuş. Terazi dengeye gelmiş. Niye? 6 ile bunların toplamı birbirine eşit. Bak burayı topla 6, burası da 6. 6'nın kendisi haricindeki pozitif tam bölenleri bunlar da. 1, 2 ve 3. Sonuçta 1, 2, 3 ve 6 bölüyor ya. 6'yı çıkardım. 1, 2, 3'ü karşıya koydum. Şimdi buna göre burada bir N var. Burada da bir sürü top var. Eşit kollu terazi dengede olduğuna göre N aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi 20'nin bölenleri 1, 2, 4, 5, 10'dur. Kendisi haricindeki bölenleri bunlardır. Bunları topladığım zaman 20 yapar mı diye düşüneceğim. Şurası 9, 10, 12, 22 yaptı. 22, 20'ye eşit mi? Değil. O zaman dengede durmaz. Gitti. 24'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4, hay maşallah 6, 8, 12. Bunların hepsine bölünüyor. Peki toplarsam 24 yapar mı? Şurası zaten 20 yaptı. 4 daha 24 gerisi fazlası. O zaman bu da olmaz. 28'e bakalım. 1, 2, 4, 7 ve 14 bir sonrasında 28'den onu yazmadım. 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 7 daha 14, 14 daha 28 yaptı. Ve böylelikle terazi denge konumuna gelir. 30 ve 56, 36'yı da bu şekilde eleyebiliriz dostlarım. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı diyebiliriz. Bu sayfayı da bitirdiğimize göre soru işaretleme kısmına geçebiliriz. Hemen işaretleyelim. Bu soru TET sınavında karşına çıkabilir ama TET sınavında bunun bir tık daha az zor versiyonu çık çıkacaktır karşına. Yani bu kadar zor olmaz. Bu bir. 18. soruya bakalım. 18. soru karşına ya MSU'de ya da TYT'de çıkabilir. Hocam hangisine daha uygun bir soru? Kesinlikle TYT'ye. MSU'den biraz daha komplike bir soru sonuç olarak. 19. sorumuz ne MSU'de ne de TYT'de karşına çıkacaktır. Tam olarak bir kazanım kavrama sorusudur. 20. sorumuz karşına daha öncesinde çıktı aslında. Daha öncesinde çıktı. Sadece bu tarz bir hikayeye sahip olanı çıkmadı. Yani bu soru şöyle sorulabilir. Bir sayının kendisi haricindeki pozitif tam bölenlerinin toplamı o sayıya eşitse o sayıya eşitlemeli sayı denir. Ya sallıyorum şu an. O sayıya SML sayısı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir SML sayısıdır diye sorar. Aynı sorudur kendileri. Burada ilk defa bu şekilde bir Terazi konumuna getirdik bunları Bir hikaye kattık olayın içerisine Eğer bu tarz bir soru gelirse Yine hikayeleştirilmiş biçimde gelir Dolayısıyla bu soruyu Öyle aklında tutmak tekrar çalışmak için değil Hikayeleştirilmiş biçimi Aklında kalsın diye sen de işaretleyebilirsin Diyelim ve Bir sonraki sayfamıza geçelim Bu arada 40 kere söylersen olur dedik 20 kere söyledik umarım yarısı olmuştur Geçelim arkadaşlarım 21. sorumuza 21. soruda Efe 1'den 15'e kadar olan ardışık 15 tam sayıyı aşağıdaki gibi kurallara, e, gruplara ayırmış. Şimdi Soru çok güzel bir soru. Çok dikkat edin. E, TYT veya MSÖ'de karşına çıkma ihtimali diğerlerinden daha zor. Çünkü soru zaten diğerlerinden daha zor. Bundan kaynaklı soruya işaret koyup koymama olayını sana bırakıyorum. İster koy ister koyma ama çok güzel bir soru olduğu için bence farklı renkte bir işareti hak ediyor. Efe 1'den 15'e kadar olan ardışık 15 tam sayıyı aşağıdaki kurallara göre gruplara ayırıyor. Bir sayısı hariç her sayı en fazla bir grupta yer alır. Yani bir sayısı birden fazla grupta yer alırken diğer bütün sayılar sadece ama sadece tek bir grupta yer alacak veya hiçbir grupta yer almayacak. Her grup gruptaki en büyük sayı ve bu sayının kendisi hariç en büyük pozitif bölenle oluşmaktadır. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Her grup iki elemandan oluşacak ve bu iki eleman bir büyük sayı 2, o sayının kendisinden önceki en büyük pozitif bedeni olacak. Tamam. Ve bu sayılar 1'den 15'e kadar olacak. F'e en fazla kaç tane farklı grup oluşturabilir? Şimdi, 1'i tek başına bir gruba sokamam. Çünkü, 1 buradaki en büyük sayı. E, 1'den önceki en büyük pozitif bedeni yok. Dolayısıyla 1'i tek başına bir grup yapamam. 2'yi yapabilirim. 1 ile 2 ile. E, şimdi, bu 1'i ben farklı yerlerde de kullanmak zorundayım. Mesela 1 ve 3 gibi. Şimdi 1 buna müsaade ediyor. Yani kurallar buna müsaade ediyor. 1 sayısını diyor farklı farklı gruplarda birden fazla kez kullanabilirsin diyor. E o zaman şöyle diyelim. Biz bütün asalların yanında 1'i kullanabileceğimiz için bütün asalları yazalım. Mesela 1'e 5, 1'e 7 bir grup oluştu. 1'e 11 bir grup oluştu. 1'e 13 bir grup oluştu. Kaça kadar da 15'e kadar. 1'den 15'e kadar tüm asalları da zaten şu an yazdım. Peki mesela 4 yoktu. 4'ün yanına neyi yazmak zorundayım? 2'yi. 4'ün yanına 2'yi yazmak zorundayım ama 2'yi burada kullandım. 2'yi kullandığım için bir daha kullanamayacağım. Dolayısıyla ben bunu sildim. Tamam. Peki sonra 5. Hocam 5'i de kullandık. 6. Tamam. 6'nın yanına ne yazacağım? 3 yazmak zorundayım. Çünkü 6'dan önceki en büyük pozitif bölen bu. Ama 3'ü de kullandım. Demek ki bunu da yazmayacağım. Peki ama 6'yı farklı bir yerde kullanabilirim. Aklında bulunsun. 4 de öyle. 7, 7'yi kullandım. Hocam 8, 8'in yanında 4'ü kullanabilirim ve 4'ü daha önce kullanmamıştım. Hmm, güzel. Pekala. 9, 9'un yanında 3'ü kullanmak zorundayım ama 3'ü kullandım daha önce. Bu da gitti. 10, onun yanında 5'i kullanmak zorundayım ama 5 burada var zaten. O zaman bu da gitti. Sonra 11'in yanında 1, onu zaten kullanmıştık. 11'i zaten yazmıştık. 12, 12'nin yanına 6'yı kullanabilirim ve 6'yı daha öncesinde kullanmadım. Güzel. 13, 13'ü kullandım. 14, 14'ün yanında 7'yi kullanmak zorundayım ama 7'yi zaten kullanmıştım. Bu da gitti. 15, 15'in yanında 5'i kullanabilirim ama 5'i zaten kullanmıştım. Bu da gitti. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane grup oluştuğunu görüyoruz. Bu da bize maksimum olanı verir. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz sevgili gençler. Ve devam ediyorum. 22 ile x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere. 94'ü x'e bölmüş Bölüm 7 kalan y olmuş. Bölme işlemi tanımlanıyor. Buna göre demiş 3 tane ifade var. Hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. 94 sayısını ben nasıl elde ederim? 7 ile x'i çarparım. 7 çarpı x üzerine y eklerim. Doğru mu? Doğru. 94 nasıl bir sayı? Çift bir sayı hocam. 7 nasıl bir sayı? Tek. O halde burası tekse şunun da tek olması lazım. Burası çiftse şunun da çift olması şart. Peki 7 tek olduğu için 7 x'in tek olması için x'in tek olması lazım. Yani x tekse Y mutlaka tek. Buranın çift olabilmesi için x'in çift olması lazım. X çiftse y de çift olmalı. Y tekse x tektir demiş doğru. Y çiftse x tektir. Hayır yanlış. X çiftse y tektir demiş. Bu da yanlış. Çünkü ikisi de aynı olmak zorundaydı. Hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Birinci öncül doğru olabilir. Dolayısıyla cevabımız yalnız birdi. Doğru cevap A şıkkıydı gençler. Ve devam ediyorum 23 ile. 5 basamaklı rakamları farklı. M, 5, 4, 3 ve N sayısı 4 ve 9 ile tam bölünmektedir. Buna göre M artı N toplamı soruluyor. Şimdi 4 ve 9'a tam bölünüyorsa 4 ile bölünme kuralı neydi? Son iki basamağın 4'ün katı olması gerekiyordu. Yani M, 5, 4, 3, şimdi 32 4'e bölünür ya da M, 5, 4, 3, 36 4'e bölünür. 30 küsürlerde başka 4'e bölünen bir sayı var mı? Yok. O zaman ne sayısı? Ya 2 ya 6. 9'a bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. Şimdi 5, 4 daha 9. 3, 2 daha 5 topladın 14. 9'a bölünebilmesi için 18 olması gerekli o zaman. M'nin 4 olması gerekiyor. Ama zaten burada 4 kullanılmış. O zaman farklı bir alternatifimiz kalmadı. Cevap alttan gelecek. 6, 4 daha 10. 5 daha 15, 3 daha 18. Zaten hali hazırda şu an 9'a bölünüyor. Peki o zaman 9'a bölünmesi için buranın ya 0 ya 9 olması gerekiyor. 0 olamayacağına göre neden? Çünkü sayı 5 basamaklı ve 0 ile başlayamaz. O zaman M kaçmış? 9. M 9 ise N de 6'ymış. Bunların da toplamı bize 15'i verir. O halde doğru cevabımız E şıkkıdır diyebiliriz gençler. Ve 23'ü de çözdük. Devam ediyorum 24. sorumla. Şimdi bize 3 tane ifade vermiş. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Bak daima doğru. Peki bakalım. Birinci öncül. 2 ile tam bölünebilen her tam sayı 4 ile tam bölünür. Bak bunun tam tersi olması gerekiyor. Sonuç olarak 6 sayısı 2'ye bölünür ama 4 sayısı 2'ye pardon 6 sayısı 2'ye bölünür ama 4'e bölünmez. Bundan kaynaklı aksine bak daima kesinlikle her zaman gibi sorularda Aksine bir tane örnek vermen yetecek. Dolayısıyla birinci öncülümüz gitti. 9 ile tam bölünebilen her tam sayı 3 ile tam bölünebilir. Tam tersi yanlış olurdu. Ama 9 dokuz sayısı, 9'un katı diyelim 9 ile bölünen sayılara, içerisinde 3 çarpanı zaten bulunduğu için 3 ile tam bölünecektir. Dolayısıyla ikinci öncülüm doğru. 8 ve 9 ile tam bölünebilen her tam sayı 6 ile tam bölünür. Şimdi 8'i düşün. 2 çarpı 4'tür. 9 da 3 çarpı 3'tür. Bunun da bir katını düşünelim. Böylelikle bu sayılar artık hem 8'in hem de 9'un katıdır. Ve düşün içerisinde 2 ve 3 çarpanı olduğu için artık 6'nın da katıdır diyebiliriz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru olacak. Bizim cevabımız 2 ve 3'tü yani cevap C şıkkıydı. Devam ediyorum. 25. sorumla ki çok dikkatli bir şekilde dinlenmesi gereken çok ustaca hazırlanmış bir soru. A, B, C tam sayı olmak üzere. Aşağıdaki tabloda A çarpı B ve B çarpı C sayılarının 2, 3 ve 5 ile tam bölünebilme durumları şu şekilde tik ile gösterilmiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi burada A çarpı B hem 2'nin hem de 5'in bir katı iken B çarpı C sadece 3'ün katı. Şimdi eğer B sayısının içinde 2 veya 5 çarpanı olmuş olsaydı çünkü a çarpı b'nin içerisinde var. B'nin içerisinde 2 ve 5 çarpanı olmuş olsaydı B çarpı C 2'ye ve 5'e tam bölünürdü. Fakat artık şunu biliyoruz ki B'nin içerisinde kesinlikle ve kesinlikle 2 ve 5 yok. Hatta 3 de yok. Tamam? B'nin içerisinde 2, 5, 3 yok. Ama A'nın içerisinde B'de yoksa kesinlikle 2 ve 5 mutlaka vardır. Yani A kesinlikle 10'un katı. Peki B kere C'ye bakıyoruz. B kere C'de B'nin içerisinde 3 varmış gibi duruyor ama şuraya bakıyorsun burada 3 yok. Bu B'nin içerisinde 3 olsaydı burada da tek olurdu. Demek ki C kesinlikle 3'ün bir katı ama B'nin yine 2, 3 ve 5 olmadığını biliyoruz ama farklı bir şeyler var mı onu da bilmiyoruz. Yani B hakkında yorum yapamayız. Güzel. Şimdi öncüllere bakalım. Ne demiş? B sayısının 10'la bölümünden kalan 5'tir. B hakkında yorum yapamam dedim. Birinci öncülü de bana diyor ki e, B sayısının 10'la bölümünden kalan 5'tir. Lan yorum yapamam. Yorum. Dolayısıyla 1 gitti. A sayısı 2 ile tam bölünür. A'nın içerisinde 2 çarpan olduğu için 2'ye tam bölünür. A çarpı C sayısı 6 ile tam bölünür. A'nın içerisinde 2 ve C'nin içerisinde 3 olduğu için çarpımları da 6'ya tam bölünür. Üçüncü öncülümde doğru olduğuna göre doğru cevap D şıkkı diyeceğiz sevgili gençler ve artık bu sayfamızda 26. soruya geçeceğiz. Bu sayfamızda soru kalmamıştır diyecektim. 26. sorumuz varmış. ABC pozitif tam sayı olmak üzere. C sayısı A kare sayısına tam bölünebilir ise A sayısına da tam bölünür. Şimdi bir sayı A çarpı A'ya tam bölünüyorsa kendinden daha küçük olan A sayısına tabii ki tam bölünecektir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakıyorum. C sayısı A çarpı B'ye tam bölünebiliyorsa A sayısına da tam bölünür. Bak A ve B çarpanları varsa A'nın zaten otomatikman bir katıdır. A'nın katı ise A'ya bölünmesi kadar doğal bir şey yoktur. İkinci öncülümüz doğru. A çarpı B sayısı C sayısına tam bölünüyorsa A sayısı da C sayısına tam bölünür. Örnek veriyorum. 2 çarpı 3 sayısı. 6'nın bir katıdır değil mi? Evet. Peki 2 çarpı 3 sayısı. 2 çarpı 3 sayısı. Yani 6 sayısı. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Değil mi? O zaman yani 6 altı sayısı 6'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman diyorum ki 2 sayısı da 6'ya bölünür. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Demek ki 3. öncülüm patladı cevap 1 ve 2 olacaktı. Doğru cevap B şıkkıdır dedik. Bu son 3 soruda çok güzel birbirinden güzel öncüllü sorular çözdük. Öncüllü sorular sevgili arkadaşlarım. Aslına bakarsanız ne kadar böyle basit gibi görünse de cam yakan sorulardır. 1 ve 3 dersin 1-2-3 çıkar. 1-2 dersin 1-2-3 çıkar. İşte dersin ki 2 ve 3 dersin yalnız 1 çıkar. Amana dikkat. Tamam hep canını yakan sorular öncüllü sorulardır. Öncüllü sorulara olabildiğince dikkat et. Bunu kafanda öncüllü soruları kafanda şöyle yapalım. Bir güzel kategorize edersen hiçbir şekilde canın yanmaz. Mesela ne dedim? 24. soruya baktık. Burada daima diyor. Daima içeren sorularda ne demiştim? Aksine örnek vereceksin. Daima, her zaman, kesinlikle diyorsa aksine örnek vermen gerekiyor. Aksine örnek veremiyorsan o zaman doğru olarak kabul etmek zorundasındır. Tamam mı? Yani tamam biz bu daimalı her zamanlı kesinlikle olan soruları nasıl elediğimizi gösterdik ama nasıl elememen gerekiyor? İşte ona da aksine örnek veremiyorsan eleyeceksin. Bu bir. İkincisi mesela burada da daima diyor. Aynı şekilde aksine örnek vermemiz gerekiyor dedik. Örnekler de verdik. Burada yine daima diyor. Yine aksine örnek vermemiz gerekiyordu. Yine burada örnek verdik. Tamam. Ama daima demiyorsa, her zaman demiyorsa genel itibariyle ne der? Olabilir der. Olabilir diyorsa da o zaman doğrusuna bir örnek vermeye çalışıyorsun. Aslında çok basit olay. Tamam mı? bak gerçekten çok basit olay aslında. Bunu mutlaka ama mutlaka unutma. Şimdi geçelim 27'ye ama ondan önce işaretlememiz gereken soruları bir işaretleyelim. Şimdi burada 21. soruyu zaten farklı bir renkle işaretlemen gerekiyor demiştim. 22. soru karşına ne MSU'de ne de TYT'de çıkar. Bir kazanım kavrama sorusudur. 24. soru bir kazanım kavrama sorusudur. 25. soru karşına TYT'de veya MSU'de çıkabilir unutma. 26. soru da yine bir kazanım kavrama sorusudur. Yani bu sayfa içerisinde 21 farklı bir nedenden kaynaklı işaretlettirmiştim ama 25'i mutlaka işaretle karşına MSV'de de TYT'de de çıkabilir. Ve devam ediyorum 27. sorumla artık 27. soru için sevgili gençler sorumuzu çözmeye başlayalım ama önce bir ekran değişimi. A kümesi 2 ile tam bölünebilen doğal sayıları. Burası 2K. B kümesi 3 ile bölünebilenleri. C kümesi de 5 ile bölünebilenleri ifade ediyor. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur demiş. Bak ne daima var ne de böyle olabilir diyor. Tamam burada net bir şeyler soruyor bize. 30 sayısı mavi ile boyalı bölgenin elemanı değildir diyor. Şimdi 30 sayısını düşün. 30 sayısı 2'nin bir katı, 3'ün bir katı, 5'in bir katı. Dolayısıyla 30 sayısı işte buranın elemanı. E bana da zaten mavi boyalı bölgenin elemanı değildir demiş. Yani doğru söylemiş. 24 sayısı mavi boyalı bölgenin bir elemanıdır. Şimdi 24'ü düşün. 2'ye bölünebilir, 3'e bölünebilir ama 5'e bölünmez bunlara bölünür, bölünüyorken. O zaman mavi bölge neresidir? Bak şurasıdır. 24 burada. Dolayısıyla mavi bölgenin elemanıdır. 40 sayısı mavi ile boyalı bölgenin bir elemanıdır. 40 sayısını düşünelim. 2'ye bölünür, 5'e bölünür. Ama 3'e bir katı olmadığı için 3'e bölünmez. Dolayısıyla 2 ve 5'in ortak katı olduğu için de 40 sayısı buradadır. Doğal olarak sevgili arkadaşlarım 3. öncüyle doğrudur. Yani cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 28'de. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D, E sayılarının 2, 3, 5, 7 ve 11 ile tam bölünebilen sayılar tik ile gösterilmiştir. Buna göre 3 tane ifade var hangileri doğrudur yine bir öncüllü soru bu sefer kesinlik belirten bir ifade de yok net soruyor yani bize. Şimdi A çarpı D 28'de bölünür 28'de bölünmesi için bir sayının 2, 2 ve 7 bak 2 çarpı 2 çarpı 7 2 tane 2'ye bir tane 7'ye ihtiyacım var. Şimdi A'nın içerisinde 2 var D ile çarpacağım. D'nin içerisinde 2 var. 2 tane 2'yi buldum. D'nin içerisinde bir de 7 var. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 7'den 28'in katıdır. Bölünür. B çarpı E sayısı 66'ya bölünür. B'ye bakıyoruz. 66'ya bölünmesi için 2'ye, 3'e ve 11'e ihtiyacım var. 11 var B'nin içerisinde. 3 de var. E'ye bakıyorum. E'de de 2 var. Kurtarıyor. 2 çarpı 3 çarpı 11 elde ediliyor. Dolayısıyla B çarpı E 66'ya tam bölünür. C kare sayısı 900'de tam bölünür demiş. Şimdi C'ye bakacağız. C çarpı C'ye. C'de 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 var elimizde. Bir kere daha C ile çarparsam bir 30'la daha çarparım. Böylelikle 30 çarpı 30'dan 900 elde ederiz ve bu sayı 900'e tam bölünür. Böylelikle cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 29. sorumla. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A üzeri B sembolü verilmiş ve burada e, sekizgen içerisinde bu. B A'yı tam bölüyorsa A bölü B'yi kabul edeceğiz. Eğer tam bölmüyorsa da bunun tam kısmını olarak kabul edeceğiz biz bu. Örneğin 15 3'e tam bölünüyorsa 15 bölü 3'ten cevap 5'tir diyoruz. Şimdi 9 2'ye tam bölünmüyor. 9 bölü 2 nedir? 4.5. 4.5'un tam kısmı nedir? 4'tür diyoruz. Şimdi buna göre demiş X 2'ye tam bölünür mü bilmiyoruz. O yüzden ben bunu x bölü 2 olarak kabul edeyim. Tam bölündüğünü düşünelim en başta. Artı 8 4'e tam bölündüğü için 8'i 4'e böldüm. 2 eşittir 8'i verecekmiş. Buradan x bölü 2 dediğimiz sayı aslında bakarsanız 2'yi karşıya atınca 6 çıkabilir. Ve x eşittir 12 diyebiliriz. Veya Veyahut tam bölünmüyorsa x bölü 2'nin küsüratlı bir sayı olduğunu düşüneceğiz. Ve yine artı 2 eşittir 8 dersem bu x bölü 2 dediğimiz sayı ne olacak? tam kısmı 6 olacak. Tam kısmı 6 olan sayılar aslına bakarsan 6 ile 7 aralığındadır. 2 ile çarparsam 12 küçüktür, x küçüktür, 14 gelecektir ve buradaki tek tam sayı 13'tür. Yani ikisinin alabileceği bir değer 12 iken diğer değer 13'müş. İşte bunların toplamı sorulduğuna göre 12 artı 13'ten doğru cevap 25 olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum 30. soruyla. 184 sayısını böldüğünde 4, 293 sayısını böldüğünde 5, 399 sayısını böldüğünde 3 kalanını veren. Şimdi 184 sayısını bir sayıya bölüyoruz. 3 kalanını veriyor. 293 sayısını aynı sayıya hatta o sayıda A diyelim. A sayısı diyelim. Ama X demiş zaten. Dolayısıyla X diyelim biz de. X'e böldük 3 verdi. 293'ü X'e böldüm. Kaç kalanını verdi? 5 kalanını verdi. Şurası 4'müş bu arada. Özür diliyorum arkadaşlarım. Şurası 4. Ve 399'u da gidip x'e böldüğümüz takdirde de bu sefer 3 kalanını veriyormuş. X'in rakamları çarpımı soruluyor ve en büyük doğal sayı arıyoruz. Şimdi burada 184'ü x'e böldüğümde 4 kalanını veriyorsa eğer ki şurada fazladan bir 4 olmasaydı yani 180 olsaydı burası tam bölünürdü. Buradan 5 çıkardım, 5 çıkardım 288 o zaman tam bölünürdü. Buradan 3 çıkardım 396 o zaman tam bölünürdü diyebilirim. Yani bizim sayımız iki sayısı 180'i 288'i ve 396'yı aslına bakarsan tam bölen bir sayı. Pekala ben bu sayıyı nasıl bulurum? Öncelikle 180, 288 ve 396'yı aynı anda şu şekilde asal çarpanlarına bir ayıralım bakalım. 2'ye böldüm burası 90 geldi. Burası 144 geldi. Ve burası da 200 değil 198 geldi Şu an hala hepsi 2'ye bölünüyorken bir ikiye daha bölelim burası 45 oldu burası 72 Ve burası da 99 oldu şu an her biri 2'ye bölünmüyor ama her biri 3'e bölünüyor 15 72 3'e böldüm 24 99'u 3'e böldüm 33 geldi tekrar 3'e bölebilirim burası 5 Burası 8 ve burası 11 Artık 5 8 ve 11 aralarında asal sayılar olduğu için Ortak bölenlerin sadece şunların çarpımı olduğunu söyleyebilirim. Yani 2 böler, 2 böler, 3 böler, 3 böler, 4 böler, 9 böler, 6 böler, 12 böler, 18 böler, böler. Ama bize en büyük lazım olduğu için bunların hepsini çarparım. Ve derim ki 36 bu 3 sayıyı da tam bölüyor. Madem öyle bizim aradığımız en büyük sayı da 36'ymış. Yani x sayısı 36'nın ta kendisiymiş. İşte bunların rakamları çarpımı soruluyor. 3 kere 6 18'dir. Cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz. Evet, bir sayfayı daha tükettik. Bu sayfayı da tükettikten sonra işaretlemen gereken sorulara bakalım. 27. soru tam anlamıyla bir MSV sorusudur. 1. 28. soru tam anlamıyla bir TYT sorusudur. 2. 29. soru tam anlamıyla TYT veya AYT sorusudur. etti 3. ve 30. soru tam anlamıyla bir MSV sorusudur. etti 4. Bu sayfada işaretlemediğimiz soru kalmadı. İşaretlerin yanına ben hangi sınavlarda çıkar diyorsan onları da mutlaka ama mutlaka yazman tavsiye olunur. Şimdi 31. sorumuza geçelim arkadaşlarım. 31'i çözelim. Bir diğer sayfamızdayız. Aşağıdaki tablo 600 tane sütundan ve ABC satırlarından oluşmakta. Satırlar şunlar. 600 tane de sütunumuz var. A satırında 4'ün tam katı olanlara tik atılıyor. B'de 5'e, C'de de 6'nın tam katı olanlara tik atılıyor. Buna göre bu tabloda şu şekilde alt alta 3 tane tik gelen kaç tane sütun vardır diye soruluyor. Kaç tane sütunun görüntüsü böyledir diye soruluyor. Şimdi her bir sütuna benim tik atabilmem için her bir satıra diyelim. Hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katı olması lazım. Hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katı olan ilk sayı 60'tır. Dolayısıyla 60 ve bunun tam katlarında benim her sütunda şunu görmem gerekiyor. O halde 60'ın katlarını düşünecek olursam 120, 180 diye devam ediyor. En son 600 de 60'ın katı olduğu için 600'e kadar gidelim diyeceğim. Bunu bulmanın daha kolay bir yolu var. Bunu şu şekilde bulabilirsin. 600'den 60'ı çıkardın. 60'a böldün. 1 ekledin. Böylelikle neyi bulmuş olduk biz? Kaç tane? Burada 60'ın katı olduğunu bulmuş olduk. 660'a böldüm 10. 60'ı 60'a böldüm. 1 9 1 ekledim. 10 geldi. Yani cevap 10'muş. Ama bunu şu şekilde de bulabilirsin. 600'ü direkt 60'a bölersin. 10 bulursun. Sonuç olarak 60'ın 1 katı, 60'ın 2 katı, 3 katı, 10 katı olduğuna göre toplam 10 tane vardır da diyebilirsin. Böylelikle cevabımız değişik olmuş olur. Hem kısa hem de uzun yoldan çözümünü de göstermiş olduk sorumuz. 32. soru. A ve B aralarında asalmış. Pekala. Ekokları da 30'muş. Şimdi demek ki A ile B'nin çarpımına ben 30 diyebilirim. Neden? Çünkü aralarında asal sayılar veya asal olmayan sayılar için EBOB EBOB A, B ile yani A ile B'nin EBOB'uyla A ile B'nin EKOK'unun çarpımı aslına bakarsan bize neyi verir biliyor musun? A ile B'nin çarpımını verir. Bunu not olarak yazabilirsin. Konu anlatırken bunları anlatıyoruz. Şimdi burada aralarında asal sayıların EBOB'ları zaten hala hazırda 1 olduğu için demek ki burası da neye eşit? A kere B'ye eşit. O halde A kere B kesinlikle ama kesinlikle 30'dur derim. Bu 1. İkinci olarak şu kısma bakalım. Ben burada şunu A ile B'yi çarpıp üzerine 12 eklersem A kere B artı 12 bölü alt kısımda ne var? B'miz var. Eşittir. Kaçmış? 14. Peki ben A kere B'nin 30 olması gerektiğini öğrenmedim mi? Öğrendim. 30'a 12 ekledim. Ne yaptı? 42. 42'yi B'ye bölünce 14 geliyormuş. O zaman bu B sayısı 3'ün ta kendisidir. B 3 ise şurası 3 ise demek ki A'mız da 10'muş. 10'dan 3'ü çıkar demiş. Doğru cevap ne olur? 7'nin ta kendisi. 32'yi de çözdüm ve böylelikle 33. soruma geçiş yapabilirim. Dikkatli dinlemen gereken bir soru. Güzel de bir soru. Yani ben ÖSYM olsam ki ÖSYM daha öncesinde böyle sorular sordu. Aynen bu şekilde bir EBOB-EKOK sorusu sorabilirim, özellikle AYT'de. Dikkat et. X bölü EBOB artı EKOK bölü X, yalnız bu 36 ile x'in EKOK'u ve 36 ile x'in EBOB'undan bahsediyoruz. Eşittir 13'müş. 3 tane öncül var, hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada şunu yapacağım. Pay eşitleyeceğim Burayı x burayı EBOB'la çarpacağım. Üst taraf ne olur? X kare. Yan taraf ne olur? Ekok çarpı ebob olur. Bölü alt kısımda da x çarpı ebobumuz ortaya çıkar. Şimdi burada ekokla ebobun çarpımı az önceki sorumuzda da sana belirtmiştim. Dedim ki ebobla ekokun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Şimdi benim buradaki sayılarım 36 ve x'ti. Dolayısıyla ebobla ekokun çarpımı burada 36 x'i verir bana. Üst tarafı x parantezin alırsam x artı 36 gelir. Böyle x çarpı ebobumuz var. Eşittir kaçmış? 13'ün ta kendisi. Ben buradaki x'leri müsaadenle sadeleştirmek isterim. Çünkü sadeleşebilir. Çarpım durumu durumudalar. Ve böylelikle x artı 36 eşittir derim. Şunu şu karşıya attığım takdirde 13 çarpı bu sayıların ebobu derim. 36 ile x'in ebobu unutma. Şimdi benim burada ilk öncülüme bakmam lazım. x artı 36 eşittir. 13 çarpı ebob x 36 zaten aynısını buldum. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. Bir olmayanları da bu şekilde eleyebiliriz. İkinci öncülde x'in en küçük iki değerinin toplamı 19'dur denilmiş. Şimdi burada en küçük sağlayan değeri bulalım. Mesela örnek veriyorum 3. 1 olmaz zaten 2 de olmuyor. 3'e bakacak olursam bu taraf ne gelir? 39. Peki 3 ile 36'nın ebabı ne? E hocam 3'tür. 3 kere 13 kaç? 39. Bak 3 sağlıyor. Ve Bundan sonra sağlayacaklar 13'ün bir katı olduğu için karşı taraf bunun 13 fazlası 13 fazlası şeklinde olacaktır. Yani aradaki sayılara bakmam gerekmiyor. Bunun 13 fazlası 16'dır. 16 sağlarım diye bakacağız. 16'ya 36 ekledim. Ne buldum? 52 buldum. Pardon. 13 fazlası 16 aynen doğru. 16'ya kaç yaptı? 52 oldu değil mi? Tamam eşittir. 16 ile 16 ile. 36'nın ebobu kaçtır? 4'tür. Peki 13 kere 4 kaç yapar? 52 yapar. Çok güzel. En küçük iki tanesini buldum. Toplamları 19'dur demişti. 13 ile, 3 ile 16'nın toplamı 19'dur. Doğru. X'in 36'dan büyük en küçük değeri 42'dir denilmiş. Şimdi o zaman ikisi bulmaya devam edelim biz. 13 daha ekledim. 29 yaptı. 29 sağlar mı? Buna bakalım. 29 ile 36'nın toplamı sevgili arkadaşım bize 65'i verecektir. Peki 29 ile 36'nın EBOB'u kaç? 1. 1 kere 13. 65'e eşit mi? Hayır. 29 sağlamadı. Bunun 13 fazlasına bakacağım. Bunun 13 fazlası da 42'dir. Burada da vermiş bize. 42 sağlarsa burası da doğru diyeceğiz. 42 ile 36'nın toplamı 78'dir. 42 ile 36'nın EBOB'u 6 olduğu için 13 kere 6'yı verir mi? 6 kere 13 78'dir. Yani verir. Demek ki 36'dan büyük en küçük değeri de gerçekten 42 oluyormuş. O halde 3. öncülümüz de doğru. 1, 2, 3 bize cevabı verir. Doğru cevap E şıkkıdır dedik sevgili gençler. Ve devam ediyorum 34 ile. en pozitif doğal sayı olmak üzere a n dediğimiz ifadenin eşiti n faktöriyel ile n eksi 1 faktöriyelin çarpımıdır. Mesela a 4 4 faktöriyel 3 faktöriyelin çarpımı olarak verilmiş buna göre. 6 faktöriyel zaten 6 faktöriyeldir. Alt kısma bakıyorum şimdi. Alt kısımda ise şöyle bir şey var. a 5 ile a 3'ü ne bu? Şimdi a 5 dediğimiz şey 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeldir. A3 de 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bunların EBOB'una böl demiş. Şimdi 5 faktöriyelin içerisinde 3 faktöriyel ve 4 faktöriyelin içerisinde 2 faktöriyel zaten var. E doğal olarak demek ki bunların EBOB'u küçük olan sayıya eşit. Yani 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel eşit. Demek ki benden şu isteniyor artık. 6 faktöriyeli 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyele böl demiş. 6 faktöriyel demek 6 çarpı 5 faktöriyeldir ki burası da 6 çarpı 120 yapar. Alt kısımda da 3 faktöriyel 6'dır çarpı 2 var 6'lar gitsin 120'yi 2'ye böl cevabı da 60 olarak işaretle. Daha ne diyeyim ben sana tamam bak bu kadar sade net bir çözüm bulamaz mükanı yok 35 m ve n tam sayı olmak üzere a sayısı m kare çarpı n B sayısı da M üzeri 4 çarpı N'nin küpüymüş. Hmm, değişik bir şeylere benziyor bakalım. Yine öncül var. Hangileri tam sayı eşittir diyor bu sefer. Net bak daima değil olabilir değil net. Şimdi A ile B'nin ekoku. Ben iki sayı bu şekilde verildiği takdirde ekokunu nasıl buluyordum? Üstlerine bakıyordum büyük olanları seçiyordum. M üzeri 4 çarpı N'nin küpü. Yani bunların ekoku B'ye eşitmiş. Şimdi ekokları M üzeri 4 çarpı N'nin küpü ise A'nın karesi demiş. Şunun al bakayım karesini. M üzeri 4 çarpı N'nin karesi. Şunlar gider. Şunları da sadeleştirirsem ne gelir? N bir tam sayıydı. Dolayısıyla birinci öncülüm bir tam sayıdır. Geçtim 2'ye. Bunların ebobu. Ebabı olunca da küçüklerini seçiyordum. N ve M kare. Dolayısıyla burası M kare çarpı N'dir. Alt tarafta M çarpı N'dir. N'ler gitti. M'ler gitti. Burada sadece M kaldı. M bir tam sayı olduğuna göre 2'nin sonucu da bir tam sayıdır. Geçtim 3'e. Ekok AB demiş sen bunun m üzeri 4 çarpı n'nin küpü olduğunu biliyordun. B çarpı m çarpı n. B neydi? m üzeri 4 çarpı n'nin küpüydü. Çarpı m ve çarpı n demiş. Burada m üzeri 4 ile m üzeri 4 gitti. Ne küple ne küp gitti. Burada m, m çarpı n kaldı. 1 bölü m çarpı n bir tam sayı mıdır? Hayır tabii ki değildir. O halde benim cevabım 1 ve 2 idi. Yani cevabımız B şıkkıydı sevgili gençler. Şimdi bu sayfayı da kazasız belasız bitirdik. Ne yapmamız gerekiyor? Soru işaretleyeceğiz hocam. Hocam o zaman gel birlikte işaretleyelim. Şimdi 31. E, soru artık çok fazla klişeleşmiş bir soru ama görmenizi istedim. Dolayısıyla bundan kaynaklı yazdım. TTMSEU ayeti de böyle bir soru. Şu an için beklemene gerek yok. 32. soru tam bir konu kavranım e, konu kazanım sorusudur. Kavrama sorusudur. Dolayısıyla bunu da işaretlemiyorsun. Burada 33. soru tam anlamıyla bir ayet sorusudur işareti koy, çak buraya AYT diye. 34. soru karşına TYT'de veya hut AYT'de karşına çıkabilir. 35. soru tam bir TYT sorusudur veya AYT sorusudur. Özellikle AYT'de böyle 3. 4. soruda falan görebilirsin bak. Özellikle AYT'de 3. 4. sorularda görebilirsin böyle bir soruyu aklında bulunsun. 35'te çözdüğümüze göre artık son 5 sorumuz var ve son 5 soru için son sayfamızdayız. 40 kere söylersem olur dedik. 36. defa söylüyoruz şimdi. M, A, B ve C. Pozitif tam sayılar. A ile B'nin ebobu M'ymiş. Şimdi A ile B'nin ebobu M ise ben A'yı M çarpı X, B'yi de M çarpı Y seçebilirim. Burada M'ler ebob yani ortak bölenler. X de Y de aralarında asal iki tane sayı oldu artık. Aralarında asal olmak zorunda yoksa ebob m olmaz. B ile C'nin ebobu da M'ymiş. O zaman C'yi de ekleyeyim ben buraya. M çarpı Z diyelim buna da. Böylelikle bak hepsinin ebobu M oldu. X, Y, Z, Y ile Z'de aralarında asal dedik. Bak unutma şunu söyleyemezsin. X ile Z aralarında asaldır diyemezsin. Burada ikişerli olarak X ile Y, Y ile Z aralarında asal. 3 tane öncül var kesinlikle tam sayıdır diyor bak kesinlik var. Gene öncüllü bir soru. A'yı B'yi C'yi topla demiş toplayalım yani MX artı MY artı MZ M parantezinde X artı Y artı Z yapmaz mı? Yapar. Bunu da diyor git M'ye böl M'ler gitsin X artı Y artı Z gelsin. X artı Y artı Z bunların hepsi tam sayı olduğu için toplamları da tam sayıdır. Sonuç olarak bunun da sonucu bir tam sayı diyebiliriz. Birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. Bunları çarp demiş şimdi. Yani MX, MY, MZ çarparsam M'nin küpü çarpı x çarpı y çarpı z gelir değil mi? Alt tarafta ne var? M kare var. M kare ile M küpü sadeleştirdim. M kaldı mı? M çarpı x çarpı y çarpı z ne yapar? Bir tam sayı verir bize. Dolayısıyla bu da elemandır tam sayı diyebiliriz. İkinci öncü de doğru. 3'e bakıyorum. B bölü B neydi? M çarpı Y idi. A ile C'nin ebobu. A ile C'nin ebobu M gibi duruyor. Değil mi? Ve buradan da öğrenciler atlasın diye ne yaptık? Bu öncüle de doğru desin diye. M'ler gitti. Y de zaten tam sayıydı. Bu da bir tam sayıdır demelerini bekledik. Ki diyenler de vardır aranızda. Bu olay öyle değil. Yani her iş öyle olmuyor arkadaşlar. Ben ne demiştim size? A ile C aralarında asal demek değildir bu. EBOB'larının M olması. X ile Y eyvallah. Y ile Z eyvallah aralarında asal ama X ile Z'nin aralarında asal olup olmadığını bilmiyorsun. Belki X B çarpı B demeyelim artık ona. N çarpı e, Q ve e, buradaki Z sayımız da N çarpı P idi. Böylelikle burası M çarpı N çarpı Q. Burası da M çarpı N çarpı P geldi. Bak EBOB'ları M çarpı N oldu. E sen şimdi gidip buraya EBOB'larına yani alt kısma M çarpı N dersen M'ler gider. Y bölü N'nin tam sayı olup olmadığını bulamazsın. Dolayısıyla üçüncü öncül kesinlikle tam sayı değildir. Olabilir ama kesinlik ifadesi bu işi bozar. Dolayısıyla bizim cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Yani cevap B şıkkıydı gençler. Devam 37 ile M ve N birer pozitif doğal sayı olmak üzere. M faktöriyel N faktöriyelin çarpımı pardon ekoku 13 faktöriyel. N faktöriyelle ile 10 faktöriyelin ebobu da 9 faktöriyel. Şimdi burada ebob bulunurken küçüğüne bakıyorduk küçüğüne bakarken de küçüğü 9 faktöriyelmiş. O zaman kimse kusura bakmasın burası 9 faktöriyeldir. Yani n sayısı kesinlikle 9'dur arkadaşlar. Madem öyle şimdi şuraya geçtim. m faktöriyel ve n faktöriyel biliyorsun 9 faktöriyeldi. Bununla bunun ekoku da kaçmış? 13 faktöriyelmiş. Ekok bulunurken ne yapıyorduk bu faktöriyelli sayılarda? Büyüğüne bakıyorduk. Demek ki büyüğü 13'müş. Yani şurası 13 faktöriyelmiş. O zaman m kaçtır? Tabii ki 13'tür. E Bunların toplamı sorulmuş bize. Toplarsak 22'nin ta kendisini buluruz. Cevap da B şıkkı olur. Ve devam ediyorum 38 ile. 400 tane birim kare yan yana dizilerek en soldan başlayarak sırasıyla 2 tanesi mavi, bir tanesi sarı, bir tanesi yeşil ve bir tanesi sarı tekrardan bir tanesi mor olacak şekilde boyanıyor. Sonra başa sarıyor. Mavi mavi, sarı yeşil, sarı mor şeklinde. Buna göre soldan 74 ve sağdan 74. birim kare sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Soldan 74'ü bulmak kolay. Ne yaparız? Kaçta bir tekrar ediyor dersin? 6'da bir. O yüzden 74'ü gidersin 6'ya bölersin. Kalan 2 olur. Sonuçta 12 defa var 72. Kalan 2. 74. sıradaki kare ile 2. sıradaki kare aynı renktedir dersin. 2. sırada da mavi olduğuna göre senin şurası artık mavi olacak diyebiliriz. Yani ben hangilerini eleyeceğim? B'yi eledim. D'yi eledim. Geriye kalan A, C, E'den bir tanesi cevap. Peki sondan 74'ü nasıl bulacağım? O da şöyle. Yani sağdan 74'ü. Onu da şöyle bulursun. Toplam 400 taneydi ya. 400'den 74'ü çıkarıp 1 eklersin. Şimdi 74'ü çıkardık da niye 1 ekledik? İşte baştan kaçıncı olduğunu bulmak için. Tamam. 400'den 74'ü çıkardın. 326 1 ekledin. 327 mi geldi? 327 geldi. Peki. Şimdi ne yapacağım? Yine 6'ya böleceğim. Şu an sondan 74. Yani sağdan 74. olan şey soldan 327. oldu çünkü. 6'ya bölelim. 5 defa var. 30 çıkar. 2. 27'nin içerisinde. Hocam 4 defa. 24 çıkar. Ne geldi? 3. 3. sıradaki aynıymış. 3. sırada ne var? Sarı. O zaman cevabım 1 mavi Öteki sarı olacaktı. Yani doğru cevap A şıkkı olacaktı sevgili gençler. Dedik ve devam ettik. 39'da. Güzel bir soru. Peçeteli soru. Yukarıda eşit dikdörtgenlerden oluşan kağıt havlu rulosu sırasıyla sarı, mavi, kırmızı, mor ve yeşil renklerinden oluşmakta. Her çekilip koparıldığında ise 4 tane dikdörtgenden oluşan bir parça kopmakta. Mesela ilk koparılan kısım sarı mavi kırmızı mor. Yeşilde kaldık. Yani tam tekrarından kopmuyor tamam mı? 42. koparılan kısımda olmayan renk soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Gençler burada 4'te bir koparılan kısımlar tekrar ediyor. 4'te bir koparma işlemi tekrar ediyor. 5'te bir de renkler tekrar ediyor. O zaman hemen dörtte beşin ekokuna bakacaksınız. Kaçtır? 20. O halde 20'de 1, yani 20 koparmada 1, 20 koparmada 1 bir, bunlar birbirini tekrar edecekler. 20 koparmada 1 bir, renkler birbirini tekrar eder. O halde 20 koparma geçti. Tekrara düştük, başa döndük. 20 koparmada geçti, etti 40. Bizden kaçı istiyordu? 42'yi. O halde ne diyeceğim? 42. koparmayla ikinci koparma aynıdır. Şimdi şurası birinci koparılan kısımdı. ikinci koparılan kısımda da Yeşil, sarı, mavi, turuncu var, kırmızı var. Hangisi yok? Tabii ki mor yok. O halde cevap tabii ki D seçeneğidir sevgili gençler. Ve bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. Sonuncu defa 40. defa söyleyeceğiz şimdi birazdan. Dolayısıyla kulaklarını dikkatli bir şekilde aç ve beni iyi dinle. Bir yılın mayıs ayındaki salı günlerinin sayısı çarşamba günlerinin sayısından fazlaymış. Buna göre bu yılın Temmuz ayının son günü aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Şimdi şöyle. Demek ki gençler salı günü yani salı günü diyorum. Mart ayın, Mayıs ayından bahsedelim. Mayıs biliyorsun 31. Peki o zaman ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şunları da şöyle cumartesi, pazar diye renkli gösterelim. Onların cumartesi, pazar olduğu belli olsun bir takvimim olsa. Bu takvimde de şunu diyelim. İlk nereden başladığını bilmeyelim ama 31 gün olduğu için bu ay 28 tanesinin şöyle 4 tane sıralı olacağını gayet iyi ben biliyorum bir kere. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle de gösterelim arkadaşlar. Bir kere şu an 28 tane var. Şimdi bu ay kaçta neyle başlarsa Salı günü çarşamba gününden fazla olur. Bak gösteriyorum hemen. Şu an 28 ya. 31 olduğunu biliyorduk. Pazarla başlarsa pazartesi salı şuraya denk gelir. Bak pazarla başladım. Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar. Devam ettim. En son pazartesi ve salı dedim. Mayıs ayı bitti. Tamam. Böylelikle 5 tane salı 4 tane çarşamba olacaktır. O halde şunu söyleyebilirim. Mayıs'tan sonra gelen ay Haziran. Haziran ayı kesinlikle çarşambayla başlıyor. Ve benim şuradaki başlangıç günüm olarak Salı'yı ben belirleyebilirim artık. Şimdi bizden istenen Temmuz ayının son günü. Arada ne var? Bir Haziran var. Sonra da Temmuz var. Haziran 30, Temmuz 31 gün. Toplamda 61 gün mü? Yani şuradan itibaren 61, 61 gün sonrasını mı merak ediyoruz? Çok güzel. Günler kendilerini kaçta bir tekrar ediyor? 7'de bir. 61'i gidersin, 7'ye bölersin kalan olarak da 5'i buluruz. Bu ne demek? Şu andan itibaren, salı gününden itibaren 61 gün sonrasını arıyorsan arama boşuna. 5 gün sonrasına git. Aynı gündür diyoruz. Peki o zaman şöyle diyelim. Salıdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 gün sonrasında pazar var. Cevap pazar. Burada da bir kısa yol göstereyim. Tam videonun son anında da sana pratik bir bilgi daha vereyim. Oraya da boş geçmeyelim. Şöyle düşünebilirsin. 5 gün sonra hangi gün dediğim zaman parmak hesabı yapmak zorunda kalıyorsun ya. Yani şöyle düşün o zaman daha kolay. 2 gün geriye git. Aynı gün. Neden? Çünkü günler birbirlerini 7'de bir tekrar ediyorlar. 5 gün ileri gitmektense 2 gün geri giderim. Bundan sonrası biri, biri sana 6 gün sonra hangi gündür diye sorarsa sen dünü düşün. Tamam 6 gün sonrasıyla bir gün öncesi aynı gündür çünkü. Bu bilgiyi de mutlaka unutma. O halde 5 gün ileri gitmek yerine şöyle düşünebilirsin. 1 2 gün geriye gittim gene pazarı buldum. Dolayısıyla cevabım pazar olacaktı. Yani cevap D şıkkıydı sevgili gençler. Hemen bu sayfada da işaretlememiz gereken sorular varsa onları da işaretleyelim. 37. soruyu işaretleme. Kazanım kavrama sorusu. 36'yı mutlaka işaretle bir TYT sorusu ve AYT sorusu bak. Ben bu Ebo Beko'da ne kadar çok AYT dedim değil mi? Fark ettim mi? Fark etmişsindir ki. O kadar çok ayet dedim ki bunun sebebine Çünkü bu Ebo bakok konusu ayeti daha fazla çıkıyor Ve Hatta şöyle bir istatistik vardı yanlış hatırlamıyorsam 2018'den beri adam akıllı bir tane Ebo bakok sorusu çıkmadı TYT'de. Tamam aklında bulunsun daha çok ayete sorusudur Ebo bakoklar 37 soruyu işaretleme 38'i e işaretleme. 39. soruyu işaretleyebilirsin. Karşına MSÜ'de ve TYT'de çıkabilir. AYT'de çıkmaz böyle bir soru. 40. soru için işaretleme, e, bu bir uyanıklık sorusu diyebiliriz. Tamam? Şimdi gençler, artık bunları da bu şekilde gösterdikten sonra bir sonraki konumuzdan bahsedelim size. Bir sonraki konumuz mantık ve kümeler. Sonrasında ise akan konulara geçeceğiz. Fonksiyonlar, polinomlar, permütasyon, kombinasyon, binom olasılık. Dolayısıyla daha böyle tatlı daha heyecanlı konulara geçeceğiz. Artık matematiğin temel kavram kısımlarını bitiriyoruz çünkü. Tamam? Evet. Benden bir isteğiniz arzunuz olursa yorum kısmı açık. Bütün yorumları tek tek okumaya gayret gösteriyorum. Yorum kısmı açık arkadaşlar. Bir de şunu unutmayalım. Benden PDF isteyen arkadaşlarım var. Arkadaşlar lütfen yalvarıyorum. Bu artık şeye dönüşüyor. Şimdi oturdum karşınıza. Soru yazmak çok kolay bir olay da değil. Onu ondan, ondan da bahsedeyim soruyu bir, bir, soru ortaya çıkarmak ciddi anlamda çok zor. Yani mesela şöyle söyleyelim. Yukarı doğru çıktım. Mesela 39. soruyu bir düşünelim. Şimdi havlu peçe de var. 5 renk olsun dedim. böyle bir peçe de piyasada bulmak da zor. 5 tane rengi olsun. Bunu düşünmesi zor çünkü. Piyasada olan bir şey olsa düşünmesi kolay. Sonra dedim ki her yırtımda 4 renk versin bana. Her yırtımda 4 renk versin bana. Böyle bir soru ortaya çık. Veyahut şu soru. Şimdi düşün. Burada A ile C'nin aralarında asal olmadığını öğrenciye, öğrencinin bunu fark etmesi gere gerekiyor. Kazanım burada çünkü. A ile C'nin ortak bir çarpanı olmasını isteyip bu soruyu buna göre hazırlamak istiyorsun. Ve sırf bundan da kaynaklı gidip mesela şuradaki ebob ekok kısmı var ya bak ayrı ayrı iki tane ebob verdik burada. Sırf bu yüzden. Başka bir amacı yok. Bunu tek bir ebob halinde verirsen olmaz. Bu soruyu bu şekilde soramazsın. O zaman çok basit bir soru olur. Ama bu şekilde verdiğin zaman sorunun kalitesini çarpı 2 yapar. Bunları yazmak kolay değil. Şu fasükülde sadece işte 360 tane soru var değil mi? Bu 360 tane soru benim 3-4 ayımı aldı. Benim gecemi gündüzümü aldı. Benim 3-4 ay önce, 5-6 ay önce daha 1 yaşına girmemiş kızımla geçireceğim vakti engelledi. Ve arkadaşlar ben bunları size pdf'i paylaştığım zaman kelimeleri çok dikkatli seçmek istiyorum. Çünkü onlar da bir insan. Kimi zengin ediyorsunuz biliyor musunuz? Fotokopicileri. Bu işten faydalanan, maddi anlamda faydalanan tek kişi fotokopici. Ve kimse kusura bakmasın ben fotokopiciyi zengin etmek için mi acaba bu soruları yazdım? Ben şu A semtindeki fotokopici zengin olsun diye mi acaba oturup 5-6 ay mı bunu ayırdım? Veya işte B semtindeki fotokopici biraz daha fazla para kazansın da o da kendi çocuğuna para götürsün diye mi acaba ben bunları kendi çocuğumdan vaktimi kıstım da onunla hiç ilgilenmedim de bu soruları yazdım. Lütfen gençler. Anlıyorum, biliyorum. Çok mantıklı söylüyorsunuz. Hocam benim evimde mürekkep tanklı yazıcılarım var. Ben bu mürekkep tanklı yazıcılarla bunları çıktısını alırım. Fotokopiciyi zengin etmem diyebilirsin eyvallah ama Kaçımızın evinde mürekkep tanklı yazıcı var? Belki %10, belki %20 ama kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bu benim emeğim. Bu benim emeğim. Şu an herhangi bir yayın evinden bunu isteyebiliyor musunuz? Yani A yayını, B yayını, piyasada böyle nam salmış yayın evlerinden PDF isteyebiliyor musunuz? Ya hocam PDF'leri var. Evet, orijinal PDF değil. Ama benim paylaşmamı istediğiniz şey de orijinal PDF. Ya yani bu yüzden arkadaşlar kimse bu konuda artık buna dur demem lazım. Bence sadece ben değil, diğer hocalarınız da o şekilde. Buna dur dememiz gerekiyor. Tamam. Kitap fiyatı. Size yemin ediyorum. Bir kitap başına kazandığımız para o kadar komik rakamlar ki gençler. O kadar komik rakamlar. O para oradan çıkıp benim cebime gelene kadar zaten enflasyonda erip bitiyor. <laughs> tamam. O yüzden lütfen. Sizden ricam tekrar tekrar Hocam pdf olsa çok güzel olurdu Hocam pdf olsa tadından yenmezdi Hocam neden pdf paylaşmıyorsunuz Ya şunu diyen var pdf yoksa ben de yokum Ya kusura bakma kardeşim Kusura bakma pdf varsa O zaman ben yokum Tamam evet gençler Kendinize çok iyi bakın Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik Ve bugün 5. konumuzda bitirdik 5. konumuz asal çarpanlar ve bölme algoritmasıydı Çok şükür bitirdik Ve artık bundan sonrası size kalıyor bu soruları işaretlettireyim soruları mutlak surette, mutlak surette kaybetmiyorsun bunlara sınavdan önce yine bakacaksın yine beraber bakacağız tamam bunun da sözünü buradan verelim artık sonraki videomuzda görüşürüz sonraki konumuzda tekrardan hatırlatmakta fayda var mantık ve kümeler birbirinden tatlı birbirinden güzel sorular yazdım 10 numara 5 yıldızda çözümleri var mutlaka ama mutlaka kaçırma Kendine dikkat et, hoşça kal, sağlıkta kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.